Hep beraber tartışacağız. Ankara'dan ayağımın tozuyla geldim ve Kral Çıplak programında sizlerle beraber olduğum için son derece mutluyum. Hepinize iyi akşamlar efendim. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak. 25 Mayıs 2018 Cuma akşamı yine Kral Çıplak'la karşınızdayız. Konuğumuz, bu akşamki konuğumuz biraz önce açılışta da izlediğiniz gibi devlet eski bakanlarımızdan, ekonomiden sorumlu devlet eski bakanlarımızdan ve Milli Merkez Ankara temsilcisi Sayın Ufuk Söylemez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Mustafa Bey. İyi akşamlar. Evet, Ufuk, böyle söyleşiye başlamadan önce her hafta olduğu gibi tarihte önümüzdeki hafta neler olmuş bir bakıyoruz. ...29 Mayıs 1453... Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğunu tarihe gömdü. ...30 Mayıs 1453... Fatih Sultan Mehmet İstanbul Üniversitesi'nin kuruluş emrini verdi. ...28 Mayıs 1862... Sayıştay kuruldu. ...30 Mayıs 1876... Osmanlı Padişahı Abdülaziz saraydaki odasında bilekleri kesilmiş olarak bulundu. 28 Mayıs 1902 bilim adamı Thomas Edison pili icat etti. 27 Mayıs 1935 Türkiye'de haftalık tatil günü Cuma'dan pazara alındı. 29 Mayıs 1936 Türk bayrağı hakkındaki kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 26 Mayıs 1938 Atatürk Ankara'dan son kez ayrıldı. 27 Mayıs 1942 Kur'an-ı Kerim'i ilk kez Türkçe'ye çeviren Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ı kaybettik. 28 Mayıs 1953 Kore'deki Türk Tugayı 28-29 Mayıs savaşlarında 155 şehit verdi. 30 Mayıs 1954 Demokrat Parti iktidarı seçimlerde kendisine oy vermeyen Kırşehir'i ilçe yaptı. 27 Mayıs 1960 Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Başbakan Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar tutuklandı. 27 Mayıs 1961 yeni anayasa mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. 27 Mayıs 1980 MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 26 Mayıs 1983 Sosyal Demokrasi Partisi SODEP kuruldu. Genel Başkanlığa İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü seçildi. 31 Mayıs 1999
PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına İmralı Adası'nda başlandı. 27 Mayıs 2013 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel vefat etti. Ve 31 Mayıs 2013 tüm yurtta Gezi Parkı direnişi başladı. Bayağı hareketli. Evet. Peki, hepiniz tanıyorsunuz. Benim de yıllar öncesine dayanan bir dostluğum var ama Ufuk Söylemez kim? Hep beraber bir özgeçmişiniz diyelim. Ufuk Söylemez, 1958'de İstanbul'da doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu Ekonomik ve Milli İşletmecilik bölümünden mezun oldu. Ziraat Bankası Müfettişliği, Dış Ticaret Bankası Genel Müdürlüğü, TSKB Yönetim Kurulu Üyeliği, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Halk Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 20. dönemde İzmir'den milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ve devlet bakanlığı yaptı. 18 Nisan 1999 seçimleri sonrasında yine İzmir'den milletvekili olarak Doğru Yol Partisi'nin meclisteki koltuğuna oturdu. Siyasetin genç ve başarılı isimlerinden biri olan Ufuk Söylemez, Refah Yol sürecinin ardından bir süre Doğru Yol Partisi'nden koptu ve Genel Başkan Tansu Çiller'in davetini kıramayarak Doğru Yol Partisi saflarına geri döndü. Başkanlık Divanı tarafından tekrar Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Söylemez, ekonomi bilgisiyle Çiller'in vazgeçilmezleri arasına girdi. Söylemez, evli ve iki çocuk babasıdır. Evet, Türkiye'nin ekonomisinin neredeyse 35 senedir içinden takip ediyorsunuz. Evet, doğru, haklısınız. Sizin de medyadan takip ettiğiniz gibi. Ben sizi Star'da Kırmızı Koltuk programınıza konuk oldum. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Star'da... Bir program yaptı mı? Ben katıldım sizin programınıza. Yok, Kırmızı programı Ahmet Altan yapıyordu. Öyle mi? Ben sizi, yani geldim, hatırlıyorum çünkü. Ekonomi programı yapıyordum. Siz çağırdınız beni, zaman zaman davet ederdiniz. Özellikle 2000 krizi öncesi çok 96'larda, 95'lerde değil mi? Çok beraber olduk. Beraber olduk. Evet, yine tabii bu birliktelikte de önümüzde çok önemli iki seçim var. Haklısınız. Bu seçimlerle ne kadar alakalı bilmiyorum ama aslında seçim kararından önce de etkisini göstermeye başlamıştı. Piyasalar bir hareketlenmişti. Evet. Fakat seçim kararından sonra özellikle biz her nedense sadece oraya kilitlendik. Döviz demiyoruz, dolar fırladı diyoruz. Yani şu andaki yaşanan krizin sokaktaki yansıması dolar aldı başını gidiyor. Bundan ibaret mi? Sadece buna ibaret değil tabii. Bu bir sonuç esasında. Yani Evet. Bu yıllardır bizim sıcak para diye bildiğimiz kısa vadeli yabancı sermaye hareketlerine spekülatif, bunlara dayanarak günlük gün eden, yani bir anlamda lale devri yaşayan ekonomide denizin bittiği anlamına geliyor. Hı-hı. Türkiye maalesef o Amerika'da başlayan biliyorsunuz ve daha sonra Avrupa'ya da sıçrayan o son 2008-2009'un krizi sırasında o ülkelerin kendi bankalarını ve şirketlerini kurtarmak için yoğun para bastıkları, dolar bastıkları, euro bastıkları dönemde bizim gibi gelişmekte olan ülkelere bol ve ucuz döviz aktı. Bu paralarla Türkiye maalesef günü kurtaran, yolsuzluklara konu edilen harcamalar yaparak, üretime dönük hiçbir şey yapmadan, yatırıma, istihdama dönük bir şey yapmadan günü gün etti. Ama Amerika'da biliyorsunuz Amerika ekonomisi toparlandı, faizler yükseltildi ve Türkiye o tam sizin kral çıplak şeyine uygun bir şekilde ekonominin çıplak olduğunu anlaşıldı. Çünkü o zaman hemen Twitter'da bize ulaşmak istiyorsanız ekonomi çıplak hashtag'inden sorularınızı ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ekonomi çıplak, evet, diyoruz. Maalesef. Yapılan tek şey yani beton ekonomisi dediğimiz, yani inşaata gösteriş yatırımları diyoruz biz buna. Gösteriş yatırımı şudur. Yani şimdi park yapacağım diye mesela övünüyorlar ya, işte yollar, köprüler filan. Bunlar ihtiyaç varsa elbette yapılır. Her hükümette ihtiyaç ve Türkiye'nin olanakları o işte yapmıştır. Ama sadece bunlarla Türk ekonomisinin dönmeyeceği, yani üretmeyen, istihdam yaratmayan, katma değer yaratmayan yatırımlarla bir yere gidemeyeceği ortadadır. Kaldı ki yol, köprü filan bunlar eskiyen işlerdir. Yani bunların gelir yaratma kapasitesi oldukça sınırlıdır. Yani
Fiziksel sermaye ile nitelikli beşeri sermaye arasında bir Türkiye tercih yapmadı. Fiziksel sermaye, yol yaptım, köprü yaptım, bana oy verin, olmuyor. Bakın geçen referandumda hükümet yol ve köprü yaptı İstanbul'a, hatırlayın. Avrasya Tüneli, ben geçmedim, siz burada yaşıyor ama ben geçmediğim halde vergilerimi ödüyorum. Geçen de geçmeyen de ödüyor. İşte Yavuz Sultan yapmışlar. Ben yine geçmedim oradan hiç. İstanbul'a sık gelen giden birisiyim ama yolum düşmedi. Ama hepimiz ben ödüyoruz. Ben İstanbul'da yaşıyorum ama ben de geçmedim. O zaman yani geçenden de geçmeyen de deli durum misali paralar aldılar. Hı. Ama bakın bunları yapmak referandumda İstanbul'dan hayır çıkmasını engelledi mi? Engellemedi. Demek ki ekonomide tangible, intangible diye ayrılır şey bir tane. Yani dokunabilir, görülebilir şeylere fiziksel sermayeye yönelik işler sanki daha doğru gözüküyor ama uzun vadede ülkeyi düşünen bir yönetim mutlaka beşeri sermayeye, yüksek teknolojiye, eğitime ama eğitim derken sadece İmam Hatip eğitimden bahsetmiyorum. Yani nitelikli eğitime yatırım yapması lazım. Onun için fiziki sermaye eskir, yıpranır, gelir yaratma kapasitesi beton ekonomisinin sınırlıdır. Bir binanın gelir yaratma kapasitesi nedir? İşte içinde oturanlarla sınırlıdır. Yahut da işte köprüden geçenlerle sınırlıdır. Ama bir fabrikanın, devamlı üreten bir yerin, katma değer, teknoloji kullanan bir yerin veya nitelikli eğitim, nitelikli insan yetiştiren bir okulun değeri ve katma değeri çok daha yüksektir. Onun için bir de bunu yaparken ne yaptı devlet? Bizim hesaplarımıza göre son 10 yılda 500-600 milyarlık bir parayı betona gömdü. İnşaat sektörüne. Yani bunun içinde sadece yol köprü yok. Yani yandaş müteahhitlere yaptırılan, rant karşılığı yaptırılan konutlar, şeyler. Bakın bugün hepsi elde patladı. Yani bugün balon ekonomisine döndü maalesef inşaat sektörü. Bugün taahhüt sektörünün içinde bulunduğu durum çok işler acısı halde. Bankalarda müteahhitlerin borçlarının tıkandığı, donduğu yolunda iddialar var. Çok yoğun bir şekilde yoğun kampanyalar yapılmasına halk almıyor. Hükümet bu sefer de krizi bankalara yıkmaya çalışarak ne yaptı? Bankalar 2,5 ay vadeyle Mustafa Bey mevduat toplarlar. Ortalama bankaların mevduatı. Hani bir aylık vadede yatırırsın, bir yıllık da yatırırsın ama toplam ortalama vade bankalarda 2,4 aydır yani 3 ay değildir. 2,5 ay vadeyle topluyor, 10 yıl vadeli konut kredisi veriyor. Nasıl vereceksin bunu? Bir kere vade uyuşmazlığı var. İki, maliyeti 15-16, şu anda faizler 17-18. 0.98'e verirsen %12 ile nasıl vereceksin? 3-4 puan bir operasyonel masrafı var. Yani bırakın kar etmeyi. Banka maliyetine verse 3-4 puan zarar ediyor. Dolayısıyla taahhüt sektörünün krizini bankaların üzerine yıkıyorlar şimdi. Benim de anlayabilmem için, izleyicilerimizin de anlayabilmesi için. Bu krizin önce bir fotoğrafını çeker misiniz? Yani evet bankalar borsuna geldik ama. Bu kriz 3. nesil kriz diyoruz biz bunlara. Evet. Yani eskiden kriz olduğu zaman ne olur? Bankacılık sisteminde borsa batar, bankalar batar, böyle gelirdi. Evet. Bu kriz reel sektör kaynaklı bir kriz. Çünkü reel sektörün önüne döviz geliri olmayanların dahi döviz krizi borçlanması izni kim verdi? Bu siyasi iktidar verdi. Ne zaman? 2009'da. Ne zaman yasakladı? Dünyası. Geçen hafta yasakladı, bu ay yasakladı. Neyse yani 10 sene boyunca müthiş bir döviz borçlanması. El parasıyla hani bir şirketler yurt dışından borçlanabildi. Şirketler, şahıslar borçlanabildi. Evet. Döviz geliri olmasa bile. Niye? Çünkü bol döviz geliyor. O dövizi bozduruyorsun burada, faizi yatırıyorsun, tüketiyorsun. İthalat müthiş, imalat yok, ithalat var. Tasarruf yok, tüketim var. Bakın şu cep telefonlarına geçen sene ödenen para ne kadar biliyor musunuz? 1 milyar dolar. 1 milyar dolar. Türkiye tasarrufu unuttu ve bol keseden, bol döviz geliyor diye o dönemlerde tüketim yaptı. Ağır bir borçlanmaya gittik. Bu krizin yani birinci nedeni? Ağır borçlanma. Ağır borçlanma. Tabii. Hem ağır, özel sektörün tabii, hem de devletin herhalde. Evet. Evet. Toplam özel ve kamu evet, dış borcumuzun toplamı Sayın Mutlu 453 milyar dolar. Ne demek 453 milyar? Bir şey ifade etmiyor belki izleyenlerim içinde. Şöyle söyleyeyim. 2001 ya toplam borcu milli gelir oranına, milli gelir oranına ölçeriz. Bu Türkiye'de %50'yi geçtiği 2 yılda da Türkiye ekonomik krizi yaşamıştır. Biri 2001'de 53'ü geçti ilk defa. %53'ü geçti. Yani toplam dış borcun kamu özel milli gelir oranı bir 2001'de 53'ü geçti, bir 2009'da 53'ü geçti, bir de bu sene geçti 53'ü. Yani bir kriz göstergesi. Borç bini aştı derler. Sokaktaki insanımız borçlu. 100 insanın 80'i borçlu. Ama araba almış, ama kredi kartı. Batak demiyorum hepsi ama borçlu. Borçtan geleceğe yönelik gelirlerini ipotek ederek bugün tüketmeye başlattılar bize. Ağır borçlanma bir tanesi yani.
İki, bu kaynakların yapılan borçlanmaları az önce söylediğim gibi verimli, rentable, yani bir tüpraş yapmadılar, yeni bir petkim inşa olmadı, yeni bir tofaş kurulmadı Türkiye'de, doğru mu? Yeni bir erdemir inşası olmadı. Ne oldu? Rant, kat, sat. Rant yap, yüksek kat ver. Kent merkezine çirkin çirkin gökdelenleri, yandaş müteahhitlere maalesef. İnşaat sektörü. O belediyelerin de aslında evet, gerçekten ağır sorumluluğu var. Ki Sayın Cumhurbaşkanı da yani ihanet ettik gibilerden bir laf etti İstanbul'a. İstanbul'a ihanet ettik. Doğru mu? Silüetten dolayı. Evet. Silüet tamam ama esas olan hava kirliliği, trafik yoğunluğu korkunç bir şey yani. Kent merkezine gidin Londra'ya, Paris'e, kent merkezine bir tane gökdelen dikmezler. Ben 30 sene önce gittim Londra'ya ilk defa diyelim. 30 sene önce gittim gördüğüm kent merkeziyle bu sene gittiğim kent merkezine hiçbir değişik yok. Bir tek bina yıkılıp yerine gökdelen yapılmıyor. Bizde yani, ise sadece İstanbul değil, Ankara aynı durumda. Tanıyamazsınız. 5 sene sonra gitseniz kent merkezini göremez, yani bilemezsiniz. Sizin İstanbul'da yaşadığınız şoku ben de Ankara'ya gittiğim zaman yaşıyorum. Ki Ankara... Şimdi İzmir. İzmir'de, aynı. Şimdi İzmir'de dadandı. Evet. Yani şunu diyorum. Bu beton ekonomisi, şöyle söyleyeyim. Milli gelirin içinde diyelim, şeyin payı, inşaatın payı %10'larda. Peki eğitime ne verdin? Sadece İmam Hatip başladı. %3'lerde eğitimin payı, %4'lerde. Şimdi bir toplumun teknolojiye, yüksek teknolojiye, katma değer üreten ürünlere ulaşması için nitelikli eleman yetiştirmesi lazım. Doğru mu? Bilgisayardan anlayan, tıptan anlayan, nanoteknolojiden anlayan, mühendisinden doktoruna, teknisyeninden laboratuvar. Sen ne yapıyorsun? Yapabildiğin tek şey İmam Hatip açmak. İmam Hatiplere saygısızlık etmek istemiyorum ama bizim İmam Hatip ihtiyacımız bu kadar olabilir mi? İmam Hatip ihtiyacı kadar olsun ama... Yani bir yarış gibi, bir ideolojik inatlaşma gibi İmam Hatip başarak Türkiye'yi teknolojide, Türk ama çocuklarını rekabette geri bırakamazsınız. Temel eğitimin yerine zaten koyuyorlar. Tabii çok yanlış şeyi, bir şey yani. Temel eğitimin yerine İmam Hatip eğitimini tamam koyuyor. Yani, İmam Hatip ihtiyacı kadar yapsınlar, hatta biraz fazlasını da yapsınlar. Saygımız var. O da lazım. İnsanın inancına saygılıyız ama bunu şunu anlatmışım. Hep fiziki sermaye yaptıklarıyla övündüler. Yani yol yaptık, köprü yaptık, bina yaptık. Ya bunlar eskir. Evet. Ama yüksek teknoloji yapmazsan, nitelikli eleman yetiştirmezsen, rekabet gücünü kullanamazsan... Yani bugün yaşadığımız krizin birinci nedeni aşırı borçlanma. İki, beton ekonomisi ve inşaata aşırı para gömmemiz. Evet, konut balonu var bir de. Konut balonu şöyle, biliyorsun İrlanda'da olduğu, Hindistan'da olduğu, İspanya'da olduğu... Yani yatırımların olduğu, yanlış yönlendirilmesi kesinlikle. Mi? Yanlış yere yani kaynakların rentable olmayan, evet, gelir üretmeyen, evet, gelir üretme kapasitesi sınırlı diyelim yani olan... Kalanlar, evet, ikincisi de bu. Üçüncüsü, özür diliyorum, ağır yolsuzluk iddiaları. Yani bu konuda sizin bir de öneriniz var değil mi? Evet. Yani yolsuzluk mahkemeleri kurulsun. Şimdi efendim bu şaka değil, bakın bizim gibi gelişmekte olan ama bir türlü gelişemeyen ülkelerin en önemli şeyi kuralların, hukuk kurallarının ve şeffaflığın ve denetimin yetersizliğidir. Bugün biz niye parlamenter rejimi savunuyoruz? Kuvvetler ayrılığı olsun. Denetim olsun, şeffaflık olsun, medya özgür olsun. Niye o hale karşı çıkıyoruz? Artık yeter diyoruz. Darbe tehdidi geçti. Hala sen o halde ekonomik kararlar mesela çıkarıyorsun. Bunlar olmaz. Niye? Yolsuzlukla ilgili olarak siz çok değerli bir gazetecisiniz. Ben Batı basını okuduğum zaman yüzüm kızarıyor. Türkiye'de sansür var, yayınlanmıyor bunlar. Manadalarından Malta'ya, Hollanda Antillerinden Panama'ya kadar milyarlarca dolarlık yolsuzluk ve usulsüzlük paralarının özellikle siyasal iktidarın yakınlarıyla ilgili çok ağır iddialar var. Bu iddiaların Türkiye'nin yani bu yolsuzluk boyutlarının minimum 80 ila 100 milyar dolar arasında olduğu yolunda yurt dışında ciddi dergi ve gazetelerde çıkan analizler var. Doğrudur yanlıştır ama Türkiye'de çok ağır da bir yolsuzluk var. Yani bu her dönemde yolsuzluklar olabilir, her hükümet döneminde ama bu dönemde denetim de olmadığı için şimdi... Yargı sende, yürütme sende, öyle mi? Yasama sende, denetim yok, Sayıştay denetimi kaldırmışsın, kit komisyonunu kaldırmışsın. Medya suskun halde konuşamıyor bunları. Demokratik kanallar, denetim kanalları, şeffaflık bitmiş. Ağır yolsuzluk. Bakın Türkiye'nin bu hale gelmesi ekonominin sadece şey değil yani, borçlanma. Bu konuda yapılmış bir araştırmadan size söz edeyim. Tabii. 2002 yılına kadar, yani AKP iktidarına kadar... Gazetelerde ortalama her hafta bir yolsuzluk haberi patlardı. Tabii. İşte bu belediye yolsuzluğu olurdu. Tabii. Hatırlarsınız CHP'nin İstanbul'da başını belaya sokan alt tarafı. Tabii. Evet,
Ya bunların yanında yani, bir genel müdürün yaptığı eski yolsuzluğu. Kişisel yolsuzluğu. Ama binlerce yolsuzluk adı sayabiliriz. Hepsi 2002 öncesi. 2002 sonrası. Uçak gibi kesildi. Evet. Ve siz yolsuzluğu 3. sıraya, yani ekonominin krize girmesinin 3. nedeni olarak gösterdiğiniz zaman ben size şu soruyu sormak istedim. İlk ağzıma geldi, sonra ya dur saplık yapma dedim. Aa, Türkiye'de yolsuzluk mu var? Şimdi ben bu konuda ilk köşe yazıları yazdım, konuşmalar yaptım. Bakın, isim vermek burada istemiyorum ama Türkiye yöneten isimlerin, en tepedeki isimlerin çocuklarının, yakınlarının yurt dışında nakit parayla onlarca tanker aldığı. Tankerlerin ismi var, alım satım imzaları var, belgeleri var. Dershi bir geldi falan, yayınlandı bunlar. Diyor ki dergiye bunu yazarken, bu kadar büyük tanker alımı, filo alımı nakit yapılmaz diyor. Piyasa, bunun piyasası kredilidir diyor. Bunların cash, yani nakit parayla alınması şüphe uyandırıyor diyor. Hollanda'da şu kadar, şu şahsın, yani Türkiye yöneten bir şahsın oğullarının bu kadar gayrimenkulü var diyor. Kimsenin malına gözümüz yok ama bu çocukların hiç bilinen bir işi yok. Onun için ben yolsuzluk mahkemelerine ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Şimdi Sayın Muharrem İnce geçenlerde devri sabık yaratmayacağız dedi. Çok güzel bir laf. Devri sabık yaratmak kötü bir şeydir. Yani nedir? Kindar olmak, ön yargılı olmak. Doğru mu? Ama hukuku siyasal amaçla kullanmak korkunç bir şey. Aynı zamanda ama, hukuk işleteceğiz. Bravo. Yolsuzlukları da yapanın yanında kar kalmaması lazım. Bakın, dost ve kardeş ülke Pakistan. Nawaz Sharif vardı başbakan. Tamam. Bir de Dünürü, ismini unuttum, Maliye Bakanı. Bunların Panama belgelerinde siz çok yakın izlemişsiniz. Ne oldu? Londra'da evleri filan, konutları çıktı kayıt dışı. Ne yaptılar? Görevden aldılar. Adamları mahkemeye verdiler. Ve yolsuzluk mahkemeleri... Bizde yazanları görevden alıyorlar. Bizde de bunu yazanlar alıyorlar. Bu bir. İkincisi daha geçen hafta oldu. Malezya'da 92 yaşında Mahathir, artık burasına geldi insanların usulsüzlük iddiaları. 92 yaşında Mahathir başbakan oldu. Malezya'da başbakan... Neydi adamın adı? Reza Devril'de. Tam ben söyleyeceğim adını. Şimdi neyse adını önemli değil. Necip Rezak. Ha, evet. Doğru söyleyeyim, insanlar bilsinler. Necip Rezak başbakan. Yani 15 gün önce adam başbakandı Malezya'da. Devrildi. Hakkındaki iddiaları Necip Rezak uygun savcı bulup kapattırmıştı. Önce o savcı görevden alındı. İddialar tekrar açıldı. Hı hı. Malezya'da bakın, orada da Müslümanlar var. Pakistan'da da Müslümanlar var. Hani Müslüman ülkelerden örnek gösteriyorum size. Evet. İstenirse üzerine gidebiliyor yolsuzlukların. Ve bu Necip Rezak'ın 3 tane kontunda yapılan, bakın aylar sonra aramada, 235 kutu içine gizlenmiş. Yüz milyonlarca dolar, euro, altın, mücevher, sanki bir hani o 40 haramiler döneminin hazinesi bulunmuş gibiydi. Bilmiyorum, belki izleyicilerimiz rastlamışlardır. Ben esası bende de var. İsterseniz gösterebilirim şeyinden. Belki arkadaşlar arada alırlar benden. Ondan sonra yakalandı. Ve soruşturma başlatıldı. Bu iki Müslüman ülkede iki başbakan düzeyinde siyaset adamının ağır yolsuzluk iddialarının somut kanıtlarıyla yargıya istikrar. Bağımsız ve tarafsız yargının, yani Türkiye'nin bu hale gelmesinde sadece ağır borçlanmanın, sadece beton ekonomisine para gömmenin, sadece kaynakları verimsiz kullanmanın yani değil, ağır yolsuzluğun da iddiası yeri var. Yolsuzluğun ve rüşvetin yaygın olduğu bir ekonomide yabancı yatırımcılar kalıcı yatırım yapmıyor, sadece vurkaça geliyor. Bravo. Hukuk devleti yoksa, kuvvetler ağırlığı yoksa, denetim yoksa, medya özgürlüğüyse, OHAL altında seçimlere giriyoruz. Olmaz. Yani OHAL'e başta hepimiz destek vermedik mi? Verdik. FETÖ terör örgütünün yaptığı hadise karşısında ülkenin kendini savunma hakkı vardır. Bunu olağanüstü hal ilan ederek terör belasını, ister PKK'dan gelsin, ister FETÖ'den veya başka yerden gelsin, devletin buna karşı direnme ve mücadele etme için OHAL'e hepimiz destekledik başta. Evet. Ama iş çığırından çıktı. Geçen sene bir şey çıkardılar. Bankacılıkta zimmet maddesi. Yeniden yapılandırılırsa bir kredi, doğru mu? Buna zimmet diyorlardı. Kim diyordu bunu? AKP iktidarı diyordu. 2002 yılında iktidara geldiklerinde Halk Bankası'nın, Ziraat Bankası'nın ve Vakıf Bank'ın çok değerli emek vermiş, yıllarını vermiş birçok yöneticisini yeniden yapılandırma yaptım krize, 2001 krizine firmalar zora gitmesin, batmasın diye süre vermişler, vade vermişler.
Doğru mu? Ödeme kolaylığı yapmışlar diye zimmet davaları açtılar. 250'ye aşkın banka yöneticisi 15 sene yargılandı. Ceza davası, bir de milyonlarca dedik o emekli insanlara tazminat davası açtılar. Nedir? 2001 krizinde sıkıntıya gelen firmalar batmasın, onlara süre verelim, taksit verelim. Bu makul gözüküyor değil mi size? Ama zimmet, şu anda yargılandıklarını biliyor musunuz hepsini hala? Bitti, ceza davalarının hepsinden beraat ettiler veya zaman aşımı orada çoğu, ama hala hukuk davalarından bu insanlar da yargılanıyor. Bazıları vefat etti. Ama aynı şey şu anda yapılıyor. Ben her televizyon çıktı bana mesaj atarlar. Ufuk Bey bunu diye geldi. Şimdi bir dakika, o hal kararnamesiyle yeniden yapılandırma zimmetten olmaktan çıkarıldı. Niye? Bu dönemde çünkü yeniden yapılandırma talepleri, çünkü bir büyük tsunami geliyor ekonomide. Şimdi ben birkaç firma sayacağım. Firma ismi vermek ticaret kanununa aykırı, banka kanununa aykırı, ona dikkat ederek söyleyeceğim. Medya yansıdığı için. Telekom, Ülker, Doğuş ne yaptılar? Bankalarla yeniden yapılandırmaya gittiler. Bu kötü bir şey mi? Eğer yaşayacaksa, yani daha kötüye gitmeyecek, durumu idare edip zaman kazanmaya çalışmıyorsa, iyi niyetliyse, iyi bir şey belki de. Yani bakılabilir şeyine. Evet. Ama inanın benim kulağıma, İstanbul'a geldim, bugün sizin programa gelmeden birkaç ziyaretim oldu. İstanbul'da duyduğum şeyler beni şok etti. Burada ismini vermek yakışık almaz. Firmaları da zoruma bırakırız. Ama çok sayıda firmanın bankalarda yeniden yapılandırma için müracaat sırasına girdiği yolunda duyumlar aldım. Çok üzüldüm yani. Büyük firmalar. Çok inanamazsınız yani. Benim şapkam uçtu kafamdan duyunca bazı firma isimlerini. İnşallah gerçek gelir bu duyduklarım. Yani. Onun için burada isim vermiyorum. Ama şunu demek istiyorum. Şimdi siz iktidara gelince yeniden yapılandırma yaptı. Kamu bankalarının yöneticilerini süründürdünüz. 15 yıldır 250'yi aşkın insan mahvoldu. Mahkemelerde ceza davaları, hala süren tazminat davaları varmış. Hala süren. O şimdi ama bu dönemde yapılan yeniden yapılandırmalar da suç değil diyorsunuz ve bunu OHAL'e bağlıyorsunuz. Şimdi OHAL bunun için mi çıkarıldı Mustafa Bey? Ben onu söylüyorum. Yani iyi niyetli olsa bir hükümet, ben terörle mücadele ediyorum arkadaşlar, OHAL de gerekli. Devam ediyorum der. Ben de soruyorum. Kış lastiklerinin takılması veya bankacılıkta zimmet maddesinin bilmem kaldırılmasının OHAL kararnamesiyle ne alakası olabilir? Bu OHAL'i kötüye kullanmaktır. Doğru mu? Hani evet. Memuriyette görevi kötüye kullanma suçu vardır. Burada da OHAL'i kötüye kullanma var. Dolayısıyla OHAL şartları, az önce dediğiniz gibi OHAL'de insan gelir mi? Yatırımcı diyor ki ya bu hükümetin iki dudağı arasında bir kararname çıkarır. Benim malımı el koyabilir. Beni bilmem zindana atabilir. Benim yatırımı durdurabilir. Benim kazandığım ihale alıp başkasına verebilir. Denetim yok. Medyada bunu yazdıramam. Yatırımcı ben olsam ben de gelmem. Şimdi kaldı ki tüm bu fotoğrafı, sizin çektiğiniz fotoğrafı kredi derecelendirme kuruluşu denen sıfırcı hocalar var. Tabii. Onlar dönemsel olarak çekiyorlar. Tabii. Ve bu kriz aslında işte Standard & Poor's'un ve Moody's'in ilk not düşürmelerinden sonra patladı. Standard & Poor's, Moody's, Fitch ve Japon GCR var. Bunlar ilk dörttür ama bu üç tanesi, yani SP dediğimiz Standard & Poor's, Moody's ve Fitch, bunlar dünyanın en önde gelen 3 firması. Türkiye'ye bakıyorlar, evet. Sizin çizdiğiniz tabloyu görüyorlar. Tabii. Diyorlar ki bu ülkeye yatırım yapılmaz. Dev fonlar var. Bak Mustafa Beyciğim, evet. Mesela milyarlarca olarak fonlar Amerika'da, evet. Pension fund dedikleri emekli fonları var. Sigorta fonları var. 50 milyar, 10 milyar, 20 milyar dolarları var. Bunlar gelir istiyorlar. Bir ülkeye para yatırmak için en az bu iki rating kuruluşundan olumlu rapor istiyor yatırım yapılabilir diye. Eğer iki kuruluşlar rapor alamazsa o yönetici o ülkeye yatırım yapamaz. Yoksa batarsa, evet. Para sıkıntıya girer. Bu tam buradan devam edeceğiz. Arkadaşlar işaret ediyor. Bir reklam arasına gitmek zorundayız. 2-3 dakika sonra buradayız. İhtiyaçlarınız için beklediğiniz cevap ING'den geldi. Üstelik 3 ay erteleme seçeneğiyle. Sevdiklerinizle keyifli bir bayram, deniz ve güneşle eşsiz bir tatil geçsin diye ihtiyaç krediniz şimdi ING'de. Web'ten, cepten veya şubeden anında başvurun. Güzel bir yaz için sizi ING'ye bekliyoruz. İSKİKE'ye yeni adet. Bu kadar geniş manzaraya, böyle aydınlık bir salona ancak 75 büyüklüğünde Selenit'le sahip olabilirsiniz. Üstelik zevkinize uygun renkleri ve desenleriyle. Fiyatı da uygun. Hem yerli hem de milli. Türkiye'nin ve ihracatın lideri. Selenit 75. Fırat Ben. Yeni trend. Edremit Körfezi'nin tanınan inşaat firması As Yılmazlar Limited şirketinin Elia Yaşam Evleri projesiyle Körfez'e yeni bir yaşam anlayışı sunmaktadır.
Projemizde tamamı bitmiş yapı kullanması alınmış 6 blok, 92 daire, 4 iş yeri mevcuttur. 24 saat özel güvenlik ve kamera sistemiyle güvenliğiniz sağlanmaktadır. Bloklarımız 4 kat ve her katta 4 daire olacak şekilde tasarlanmıştır. Dairelerimiz 2 artı 1 108 metrekare ve 3 artı 1 128 metrekare şeklinde uygulanmıştır. Sitemiz havaalanına 10 kilometre, denize ise yürüme mesafesindedir. Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın ikinci yoğun oksijeninin dağ, deniz ve termal turizminin bir arada olduğu bölgemizde siz değerli canları görmek isteriz. İrtibat numaramız 0090 266 384 1368, 0533 453 0422, 0532 724 2321, 0532 706 0893. As Yılmazlar İnşaat Limited Şirketi, Eliye Yaşam Evleri Projesi. Ve artık çocuklar hepatit A'dan da korunacaklar. Sağlıklı ve mutlu nesiller için bütün çocuklar eksiksiz ve zamanında aşılanmalıdır. Aşılanmak her çocuğun en temel hakkıdır. Çocuğunuzun aşılarını sağlık kurumlarında ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Aşıyla hastalıkları aşıyoruz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı. Artık hepatit A aşı takviminde. Hepatit A! Aşkım var. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Mayıs 2018 Kral Çıplak'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Konuğumuz Ufuk Söylemez. Yaşadığımız krizin, ekonomik krizin nedenini konuşuyorduk ilk bölümde. Birinci sebep olarak dış borçları gösterdiniz. Ağır borçlanma. Ağır borçlanmayı gösterdiniz. İkinci neden yatırımların yanlış yere kanalize edilmesi. Beton ekonomisinde. Evet. Yani üretim ve yerine. Konut balonu, evet. Üçüncüsü yolsuzluk ve ahbap çavuş kapitalizmi diyeyim buna. Yani eş dost kapitalizmi, akraba kayırmacılığı, nepotizm, partizanlık, evet. Bunların hepsinin bütünü yani. Dördüncüsü yatırım ikliminin kaybolması. Yatırımın kaybolması. O hal, evet. Keyfi kararlar, Türkiye'nin maalesef siyasal İslamcı bir zihniyetle yönetiyor algısının çıkması. Dünyada, tamamen dini, evet. Ve mezhepsel nedenlerle Suriye'de bir bataklığa Türkiye'nin sürüklenmesi. Bunlar da Türkiye'de istikrarın... Ve siyasi tabii, iktidarın tabii. Ya da ülkenin başındaki kişinin tek sözle. Tabii. Kuvvetler ayrılığının yok olması. Yani bu yatırım iklimi güven ister, istikrar ister, demokrasi ya ister. Ya şunu söyleyeceğim. Tabii. Mesela Ziraat Bankası tarımı desteklemekten vazgeçti ama işte Doğan Medya grubunu yani, alan iş adamına 800 küsür. Korkunç. Bunun hesabı nasıl verecek? Bir de evet. Galiba bir ya da iki yıl ödemesiz diyorlar. Yani doğru tabii, bilmiyoruz tabii. Biz ama yani Ziraat Bankası'nın böyle bir krediyi vermiş olma ihtimalini inşallah vermemiştir. Çünkü bunun hesabını çok ağır ödemek zorundadır. Canım, o konuda, şimdi bunlara hesap sorulmayacak mı? Sorulacak mutlaka. Yani ben o bürokratlara da üzülüyorum. Yani bunlar bir kişinin ağzından çıkan talimatla veriliyor. Bunun hesabı çok ağır, evet. Sorulur yani. Yapmayın bunu. Şimdi bu yani başka esas olarak Türkiye'nin tabii yapısal sorunları var. Yani hı-hı. Vergi reformu yapılamamış. Bir kameraman arkadaşım arabasıyla gitse 100 liralık benzin alsa aynı vergi ödüyor. Sabancı ailesinden birisi gitse 100 lira benzin alsa aynı vergi ödüyor. Türkiye'nin tüm vergisi buradan alınıyor. Ama insanların gelir ve serveti doğru vergilendirilmiyor. Kayıt dışılık var, vergi alınamıyor. Yani esas olarak kayıt dışılık ve vergi adaletinin olmadığı bir düzenden bahsediyoruz. Dolaylı vergilerden bahsediyoruz. Türkiye bir de tabii döviz açığı olan bir ülke. Ayağını yorgana göre uzatmayan bir ülke. Bizi tüketime alıştırdılar. Bir cari açık mı diyoruz bunu? Tabii cari açık diyoruz. Evet. Yani
toplam döviz girdileriyle toplam döviz çıktılarımız ithal ihracat değil sadece. İthal ihracat hep açık veriyoruz turizm zaten. Turizm gelirdi. Ama her şeyi turizmi, müteahhitliği her şeyi koyuyorsun. Bundan da cari açık diyoruz. Hep cari açık veriyoruz. Cari açığın milli gelir oranı %5'i 6'yı buldu mu o ülke için kriz senaryosu sinyali verilir. Türkiye'de de bu %6'ya yaklaştı. Hı hı hı. Türkiye bugün Arjantin'den sonra maalesef IMF'nin kapısına sürüklenmek üzere gösterilen bir ülke konumunda dünya piyasalarında. Arjantin'de inatlaştı piyasalarla faiz sebep mi sonuç mu diyen Sayın Tayyip Erdoğan bunları izliyor mu bilmiyorum ama izlesem memnun olurum. Çünkü faiz sebep değil sonuçtur. Neyin sonucudur? Yüksek enflasyonun sonucudur. Cari açığın sonucudur. Rezervlerin borçlara oranının yetersizliği sonucudur. Doğru mu? O halin sonucudur. Başka buna benzer birçok unsur istikrarsızlık belirtisi, yatırım iklimini kaybetmesi, faiz bunların bir bedelidir. Faiz sebep değil, faizi o zaman indirsin bir emirle Sayın Cumhurbaşkanı indiremez. Bakın Arjantin... Demokrasilerde zaten böyle bir yöntem var mıdır Cumhurbaşkanı? Efendim yok, emir komutayla faiz hiç inmez. Cumhurbaşkanı Merkez Bankası için müdahale edemez yani. Yıllardır aman faizi yükseltmeyin, aman... Ne oldu yükselttiler, geç kaldılar. Bana göre bu 3 puanlık faiz yükseltmesi de yetersiz kalacak. Ve Türkiye'de faizler 20'lere çıkacak, görün bakın yani. Üzgünüm bunu söylemekten. Çünkü geç kaldık. Arjantin yaptı işte 15 gün önce biliyorsunuz Arjantin'de. Geç kaldı. 10 gün içinde faizlerin arttı. Kaç oldu biliyor musun Arjantin'de faizler? Dünya rekoru. Dünyada faizler 0 Avrupa'da. %1-2. Libor 2-3. Amerika'da bile 3 oldu. Oo çok oldu diyoruz yani. Dünyada 0-2 arasında Arjantin'de gezerken. Arjantin'de ne oldu? Arjantin'de faizler şu anda %40 oldu. Ama paniği ve dövize yönelmeyi, spekülasyonu önlemedi. Arjantin şu anda IMF'le görüşüyor. IMF'nin kucağına düştü. Zaten biz kemer sıkacak. Ekonomik kader acı olarak Arjantin'le hep paralel veriyoruz. Şimdi belki sıra Türkiye geliyor. Bu inat, bu hatalı. 2000'lerdeki krizde de beraberdik. Asıl program verseniz de uyaralım. Çünkü ben krizi sevmem. Ekonomik kriz tellallığı yapanları da sevmem. Şimdi uyarılar kısmına altında kalırız yani krizin hep beraber. Yani krizin faturasını her daim fakir halk öder yani. Bu uyarılardan önce bir küpür getireceğim. Ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar bir getirir misiniz küpürümüzü? Hani başbakanımız çok önemli bir demeç verdi ekonomiyle ilgili. Evet, kontrol mekanizması bizde dedi. Kim diyen? İşte Türkiye'nin başbakanı Binali Yıldırım. Peki niye kontrol etmiyorsunuz? Dövizdeki dalgalanma geçici, hükümet iş başında, mali politikalarda zerre sapma yok. Döviz kuru artınca biz ne yapacağız? İşinize devam edeceksiniz. O kuru kontrol altına alacak mekanizmalar bizdedir. Demek ki kasıtlı almıyorlar kontrol altına. İşte bu yüzden ekrana getirdim şimdi bunu. Yani bu kuru kontrol altına alamazlar. Bak ben de ekonomi bakanıyım. Bu ülkede Anayolu ve Refah Yolu'nun ekonomi bakanlığı yaptım. IMF'den 1 dolar borç almadım ve Türkiye'yi %7,5 büyüttüm. Hı hı. Diğer görevlerimi saymıyorum yaptığım ekonomide. Evet. Şimdi çok açık söylüyorum. Bir felaket miyopluğu içindeler. Biz buna disaster miyopiye deriz ekonomide. Yani sorunları görmezden gelip halın altına süpürmeye felaket miyopluğu deriz ekonomide. Şimdi hükümet her şeyi seçim öncesi toz pembe göstermeye çalışıyor. Ben Sayın Başbakan'a soruyorum. Kontrol mekanizması sizdeyse niye doların bu hale gelmesine izin verdiniz? Şimdi bakın piyasaya müdahale ediyorlar. Otomatik fiyatlandırma mekanizması var şeyde. Yakıtta değil mi? Evet. Benzinde, akaryakıtta. Ne yaptılar? Bıraksalar bugün şu anda normal bu kurlarla benzin 7 lira. Vergiyi düşürdüler. Yıllardır düşürmedikleri vergiyi düşürdüler. Niye düşürmediniz geçmişte bunu? Ama görün seçimden sonra... Geçmişte düşürse tarımsal üretim ve sanayi üretim artacaktı. Tabii. Ama yapmadılar. Yapmadı. Faizi 3 puan arttırdı. 10 gün önce artlasaydı dolar 4,5'te kalırdı da açmazdı. Ama geç kaldı Arjantin gibi. Şimdi bir de artırmak zorunda. Bakın tekrar diyorum ben bu laflar şeyde kalıyor. Yani kayda geçiyor. Biz boş konuşan insanlar. Ne yapıyorsun sen? Akaryakıt zammını öteliyorsun. Bugün mesela Ulaştırma Bakanı bir demeci okuyorum. Uçak biletlerine yansımayacak bu. Peki nereye yansıyacak? Arkadaşlar, jet yakıtı arttı. Alt yazıya ne olur verelim. Ufuk söylemez. Faizlerin daha da yükseleceğini söylüyor. Tabii geç kalındığı için. Yani evet. Arttırım yetersiz ve geç kalındı. Daha da yükselir. Aksi takdirde dövizler, kurlar daha yükselir. Yani bu kur artışları, bu enflasyon ve bu cari açık olduğu müddetçe faizler düşmez. Üçü birbirinden doğuyor tabii, aslında. Tabii birbirinden besler. Bu bir ayrı düşünemez. Enflasyon, cari açık, kur artışı bunlar kontrol edilmediği sürece faizler şimdi düşmez. Şimdi kuru artışı faiz artışını getirdi. Faiz tabii, artışı enflasyon tabii artışını getirecek. Enflasyon yapacak artışı, şeyi de söyleyeyim reçeteyi. Tekrar kuru ve faizi. Çok faiz verecekler. Belki geçmişte yapıldığı gibi
3 ay için %30 faiz verecek mesela. Bir bono çıkaracak. Millet o %30, %40 iyi diyecek. Dövize koşanlar belki ona koşacak ama 3 ay sonra da tedbir alamazsan olmaz. Bakın şimdi seçim sonrasında acı reçete, kemer sıkma gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Bunu yapan siyasal iktidar da 8 ay sonra gelecek yerel seçimleri kaybeder. Doğru mu Mustafa Bey? Benim dediğim o yani. Yani popülizmin sonu yok. Gerçekçi olmak lazım. Zamanında tedbirleri almak, zamanında yeterli. Faizler geç ve yetersiz arttırılmıştır. Bu nedenle yeni faiz artışlarına ihtiyaç olacaktır. Hı hı. Eğer bu ötelendiği takdirde seçim sonrasında kemer sıkma programları, ötelenen zamlar, ağır vergiler, evet. İflaslar, seçim sonrası, batık krediler, bu tür risklerle Türkiye maalesef karşı karşıya kalabilir. Benim dediğim o, uyarma sebebim o. Yani hemen belki 3-5 puan. Bana göre artık bu 2-3 puanla da düzelmez. Yapacağı tek şey var. Yani öneriyoruz da biz yani sadece eleştirmiyoruz, yanlış anlamayın. Ama dinlemiyorlar. Etrafında bir dar grup var. Sayın Cumhurbaşkanı da belki farkında değil bunun. Hemen bir şok faiz vermesi lazım. Kesmek için şeyi. Yani bu hücumu. Bu tedavi değil. Yani sadece kanamayı durdurmak için. Sorunlar duruyor. Yapısal sorunlar, siyasal sorunlar aynen duruyor. 3 ay kurtarırsın sonra. Kalbi duran hastayı hayata döndürmek için. Elektroşok tedavisi önce. Önce elektroşok, sonra yapısal ve. Kalbi çalıştırıyorsunuz. Sonra hukuka dönmek lazım. Onun için ben Türkiye'nin parlamenter rejimi, yani aslında çok adaylı bir rejim. Cumhurbaşkanı seçimi iyi oldu. Çok aday demek bu işin ikinci dura kalması demek. Peki seçim kararının etkisi oldu mu bunda? Tabii oldu. Seçim kararı almasaydı krize gireceklerdi. Dediler ki bir ay popülizm yaparız. Millete para boca ederiz, ikramiye veririz, vergileri erteleriz, SGK primlerine şey yaparız, halkın belki gözünü boyarız, canımızı kurtarırız. Ama kurtaramadılar bakın. Yani seçim kararı ekonomik krizi getirmedi. Ekonomik krizden kriz, dolayı tabii. Bravo. Ekonomik kriz seçimi getirdi. Tabii. Dalgayı gördü onlar, veriler ellerinde. Yani biz de uyarıyorduk yani. Gelen tsunami'yi ekonomide gördüler. Ya dediler biz şu bir ay, bir buçuk ay içinde hemen millete biraz para saçalım. Belki kurtarırız ama ekonomi daha da kötüye gidiyor. Şimdi bizde ne açık zaman ekonomi artıyor. Kötüye girse dış mihraklar o da çok komik gündeme getirilir. Hemen Erdoğan, Sayın Erdoğan. Evet. Bu dış odakların işi. Şimdi kimdir o dış odaklar? Şimdi söyleyeyim. Dış odak kim biliyor musun? Evet. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı bugün ya da yarın Londra'ya gidiyorlar. Dış odaklara gidiyorlar. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı da oradaydı. Bugün bir hükümet destekleyen gazetede bir yazı okudum. Yerlere yattım. Efendim İngiltere diyor bize kumpas kuruyor diyor. Dış odaklar diyor doları yükseltiyor diyor. O diyor bu diyor. Tamam. Dış odaklar bunu yapıyorsa sen operasyonu açık bir ülkesin bir kere. Bir demek ki. İki. Aynı dış odaklardan sen para istiyorsun. Yani finans kapitale hem bana para ver diye yalvarıyorsun gidip hem de finans kapitali yani dış dünyayı suçluyorsun. Bu bir çelişki yani. Anlatabildim mi demek istediğimi? Bunun adına finansal milliyetçilik diyoruz biz ama finansal milliyetçiliği de beceremiyorlar. Yani ülkenin ekonomi çıkarlarının dış güçler tarafından manipüle edilmesi her zaman olasıdır. Sen eğer manipülasyonu açıksan, ekonomin zayıfsa, ağır borç içindeysen, doğru mu? Ağır yolsuzluk iddiaları varsa, hatta senin yolsuzlukların batının elinde olduğuna dair şeyler varsa, doğru mu? Evet. Zarrab davasıyla tehdit ediliyorsan, doğru mu? Evet. Şimdi sen operasyonu açıksın demektir. Sana herkes operasyon yapar. Dış güçleri suçlayınca senin sorumluluğun kalmıyor mu bu işte? Peki dış güçler kim? Batı. Sen Batı'dan para istiyorsun gidip. Hani bu ne periz, bu ne lahana turşusu derler. Doğru mu? Evet. Onun için çelişkili bir şey yani. Böyle bir finansal milliyetçilik yapılması anlamlı değil. Çünkü bunlar o anlamda ulusal bir milli bir ekonomi uygulamıyorlar, üretim ekonomisi. Tamamen neoliberal ekonomi uyguluyorlar. Başları sıkıştı. Bu sefer neoliberal ekonomide para getiren odaklara şimdi dış odaklar diye saldırıyorlar. Komik bir şey yani. Şimdi bizi izleyen vatandaş diyor ki ya haklısın. Yani ne dediğini söyledin, nasıl çözüleceğini de söyledin. Bunların hepsi uzun ve orta ölçekli şeyler. Acil yapılması gereken faiz artışını da söyledin. Söyledim, hepsini söyledik. Yani uzun vadede daha çok şey var söyleyeceğim peki ama. Peki biz ne yapacağız? Yani vatandaş olarak dar gelirli ya da işte sınırlı gelirli, küçük yatırımcı olan belki de vatandaşın, kenarda 3 kuruş birikimi olan. Vatandaşın paniğe kapılmadan sakın gidip işte bu fiyattan bozdurmaya, bu fiyattan almaya falan böyle yani finansal manipülasyonlara alet olmasınlar ve paniğe kapılmasınlar. Bir. İkincisi zaten, adamın bankada zaten, diyelim ki 50 bin lira parası evet, var. Panik yaparsa onu da batırır yani, onu söyleyeyim. Yani Türk lirasında problem olmaz. Kambiyo rejimine sınırlama gelme ihtimali az görüyorum ama mecbur kalırsa bu da olur. Niye? Yunanistan'da biliyorsunuz evet. Kriz gelince
bankamatiklerden 50 Euro'dan fazla çekemezsiniz eder insanlara, doğru mu? Doğru. Çekemezsiniz. Çünkü para olmazsa zor oyunu bozar. Şu anda o durumda değiliz Allah'tan. Öyle paniğe gerek görmüyorum ben. Ama bu inatla devam ederlerse bu kafayla Türkiye'de ekonomiyi uçurum kenarına getirdiler. Hala böyle faizi emir komutayla indirmeye kalkarlar. Ekonomi gereğini ideolojik olarak yapmamaktan vazgeçerler. Bağımsız Merkez Bankası'na müdahale ederler. Doğru mu? Yani siyasal kararlarla para dağıtmaya, gelir azaltıcı, gider arttırıcı harcamaları devam ederlerse, gerekli tedbirleri almazlarsa seçim sonrası vatandaş hiçbir şey yapamaz. Vatandaş onun için bu seçimler vatandaşın doğru karar vermesi için köprüden önce son çıkış yazıyor ya burada, İstanbul'da köprülerde yazıyor. Ankara'da köprü yok böyle. İstanbul'a gelme her zaman yazıyor. Köprüden önce çıkış, son çıkış, evet. Çıkış. Şimdi vatandaşın yapacağı tek şey seçimlerde bilinçli karar vermek. Nobel ödüllü ekonomist Krugman, New York Times yazarı aynı evet, zamanda. Evet, çok önemli bir ekonomistir. Evet. Türkiye ekonomisi serbest düşüşte diye saptama da bulunmuş. Maalesef. Yani gelir dağılımı bozulmuş, orta gelir tuzağına sürüklenmişiz. Sosyal yardım vererek insanları tutuyor. Sosyal yardım, bakın şimdi sosyal yardım veriyor. Fakir veriyor, 65 yaş diyor, çocuk diyor, bunlarla oy alıyor. Ama bu sosyal yardım verdiği insanların sayısı her yıl artıyor. Yani yoksulluk azalmıyor. Evet. Sosyal yardım yoksulluğu azaltmıyor ki. Sen kalıcı istihdam yarat, kalıcı gelire kavuşur adamı. Bunu yapacak üretken yatırımlar yap. Şimdi Londra'daki bunu yapmıyorsun. Londra'daki TD Securities'in gelişmekte olan piyasalar baş stratejisi Christian Maggio, politika yapıcıların artık harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekmiş, evet. Türkiye için. Dövizdeki hareketin ne kadar ileri gidebileceğine dair bir sınırlama yok. Yok. Çünkü bu tam bir döviz kuru krizine dönüşüyor. Tabii. Eğer Türkler de dövize yatırım yapmaya başlarsa işte o zaman içinden çıkılamaz bir hal alır. Güven krizi ortaya çıkar ve dövizin... Bakın son 15 güne baktım ben. Evet. Döviz devlet hesaplarından bireysel yatırımcılar, şirketleri ayırıyorum. Hı hı. 3-4 milyar dolar para çekmişler. Ne yaparlar insanlar bu parayı? Götürür TL'ye çevirir dersin. Döviz kuru yüksek diye. Mevduata yatırır zannedersin TL'ye. Evet. Hayır. Türklerin mevduatta bunun yarısı kadar bir artış yok. Demek ki insanlar ya yastık altına koydu parayı ya yurt dışına çıkardı. Ya da kasalara kaldırdı. Yani böyle bir panik de var. İş dünyasına ne öneriyorsunuz böyle bir dönemde? İş dünyası tabii dövizle borçlananlar çok zor durumdalar. Yani onlar hemen... Biraz önce zaten birçok firmanın yani zor durumda olduğunu yeniden söylediniz. Yani bakın şu anda bu gördüğümüz yeniden yapılanlarımız adı geçen firmalar bana göre buzdağının görünen yüzü. Eğer bakın bu kurlara da efendim bu geçici durum diyor başbakan. Neresi geçici durum? Kaç aydır böyleyiz biz? %25 devalüasyon yaşıyoruz. Şu fiili devalüasyon halindeyiz. Buna ne kur dayanır? Ne can dayanır, ne şirketin finansal yapısı dayanır. Süratle müdahale etmeleri lazım. Müdahale etme yöntemleri var. Tayyip Erdoğan'ın en kızdığı şey faizi arttıracaksın kardeşim. Ben buradan Tayyip Bey'e söylüyorum. Sen ister inancınla, ister ideolojinle, ister aklınla neyse yapıyorsun. Bunların senin söylediğin her şey yanlış. Faiz teorisini terse çeviremezsin. Dünyada ya Keynes gibi ekonomistin bilen koyduğu genel faiz teorisi var. Bizim Cumhurbaşkanımız diyor ki faiz sebeptir diyor ya. Faiz sonuçtur kardeşim. Faiz senin gibi davrananların sonucudur. Yani o hal yaratırsan, cari açını patlatırsan, ağır borç yüküne girersen, yolsuz gıdaların üzerine gitmezsen, o ülkede faizler patlar. Faizleri emirle indiremezsin. Faiz emir komutayla inmez. Göreceksiniz faizleri arttırmaya, hatta şok faizle tahvil çıkarmaya bile mecbur kalabilirler. Bu kayıtlarımızda kalsın. Böyle bir şey olursa inşallah olmaz, ben yanılayım. Çıkarır gösterirsiniz izninizle bir kez daha. Bugün AKP döneminin ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdülhatif Şener sözcüye bir demeç vermişti. Okudunuz. Erdoğan'ın seçimi kazanması kriz demektir. Tabii. Diyor. Şimdi seçimi başka bu görüşe katılıyor musunuz? Katılıyorum önce? Şöyle. Zaten krizin içindeyiz. Batı'nın artık güvenini kaybetti mevcut yapı. Çünkü bağırıyor. Bak şimdi ben bir olay anlatayım. Siz benim az önce şeyimi verdiniz. Evet. Ama tabii benim onda... Yurt dışı bankaları yönettiğimi, bankadan sonra bakan olduğunu bildirdiniz. Dolayısıyla benim o konuda bir geniş çevrem var. Arkadaşım, eşim, dostum bilgi alma, haber alma için hani kulislerden bilgi alıyorum. Anlatabildim evet. mi hala? Şimdi İngiltere'ye gidiyor bunlar. 25 tane fon ve yatırımcıya büyük görüşüyorlar. Türkiye'ye gelin yatırım yapın, paraya gidin diye. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor oradan. Bloomberg TV var. Orada İngiltere yayın yapıyor o bölümü. Orada bir demeç veriyor. Diyor ki ben de 25 Haziran'dan sonra gönül faizleri nasıl indireceğim diyor. Evet. Arkasından diyor ki Merkez Bankası bağımsızdır ama
Benden gelen laflara, sinyallere dikkat etsin. Merkez diyor Bankası yani. Başkanı AKP Genel Merkezi'ne... Yatırımcılar diyor ki ya bize Türkiye gelin dedi. Bu laflarından sonra biz Türkiye'deki mevcutlarını da çekeceğiz diyor. Evet. Bunu diyen bir yatırımcı. Bu Financial Times'e çıktı böyle bir makale. Evet, evet, evet. Yani ben onun yalancısıyım yani. Şimdi şunu demek istiyorum. Bu kadar ekonomiye aykırı, bu kadar afaki konuşmak hakikaten büyük bir cesaret gösteriyor. Yani ekonomiyle ilgili ben bakanlık yaparken, konuşurken 40 kere düşünürdük yani. Yanlış bir sinyal vermeyelim. Piyasaları yanlış yönlendirmeyelim, manipülatörlere fırsat vermeyelim, paniğe sebep olmayalım. Bir devlet adamı yani çok 40 kere düşünüp bir kere konuşmalı. Akla gelen şeyi söylemez insan yani. Ekonominin... Onun biraz daha az konuşması lazım. Bir de danışmanları falan çok zayıf yani, ben öyle görüyorum. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu söylenecek laf değil diyen bir adam yok. Herhalde adam görevinden atıldım diye korkuyor mu, söylemiyor mu, dalkavuk mu ne bilmiyorum yani. Erdoğan'ın seçimi kazanması kriz demektir lafına katılıyorsanız. Seçim ekonomi açısından nasıl sonuçlanmalı? Şimdi bakın, gelecek hükümet de aynı kriz riskler bekliyor. Şimdi ben şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylarına bakıyorum. Hepsi biraz popülizm yapıyor esasında. Bu eleştirim sadece Tayyip Erdoğan'a ve hükümete değil. Mevcut şeylerde, Cumhurbaşkanı adayları ve partilerde para dağıtma yarışına girdiler. Para bulurum, kaynak bulurum. Nereden bulacağız? Ki hepsinin tek bir hedefi vardı. Parlamenter sisteme geri dönüşü sağlamak. Asıl hedef buydu. Tabii ülkeyi krize sürüklerlerse Tayyip Erdoğan der ki bak ben gittim. Batırdığınız ülkeyi der. Halbuki kriz zaten kucakta. Ama şu var, bu hükümet gider de yeni bir yapı gelirse, diyelim bir Muharrem İnce kazandı veya başka biri neyse. Hı hı. Dış dünyada bir rahatlama olur derhal o hal kalkacağı için. Türkiye tekrar uluslararası normlara, hukuk kurallarına döneceği ve parlamento. Dolayısıyla bir rahatlama olabilir dış dünyanın bize bakışında da ya da fonların bize borç verenlerin bakışında da bir rahatlama olabilir. Türkiye'de kamplaşma bitecek. Hukuk devleti geri gelecek, ekonomik kurallara uygun olacak, yolsuzluklardan hesap sorulacak anlayış olursa Türkiye'ye bir kredi açılabilir, bir zaman verilebilir yani. Benim tek umudum o. Aksi takdirde bu riskler yani saatli bomba gibi gelecek iktidarın elindedir yani. Gelecek iktidar da abuk subuk davranmaya kalkarsa böyle patlar elinde yani. Kim gelirse elinde kriz var. Ama bu krizi yönetmek ya da zararlarını azaltmak gelecek siyasal iktidarın becerisi, kadrolarının ve programının etkisine bağlı. Şimdi sizin biraz önce sıraladığınız krizin nedenleri aslında tamamen yapısal nedenler. Siyasal ve yapısal tabii. Siyasal ve yapısal. Tabii. Ama ağırlıklı olarak yapısal. Yani şimdi birdenbire ekonominin sıcak para ekonomisinden üretim ekonomisine dönüştürülmesi o kadar kolay bir değil. Ama dışsal kırılganlığı azaltır. Şimdi bir kırılganlık Türkiye'de bir içeride var. Yapısal, bir de dışarıdan kırılgan. Dışsal kırılganlık azalırsa Türkiye'ye gelen fon miktarında azalma var. Gelen fonlar çok pahalı geliyor. Sendikasyonları dinlemekte zorlanıyoruz. Türkiye'de güçlü bir iktidar kurulursa. Tabii. Demokrasiye dönerse Türkiye. Siyasi istikrar sağlanırsa siyasal diyelim. Siyasal istikrar yani, her şeyin üzerinde. Hükümet sallantıda olmazsa. Tabii. Konusuna hakim olduğu izlenimini ama, dışarıya verirse. Verirse bir umut var. Dışarıdan gelen ben parayı. Ben insanlara umut vermeyi severim ama ya. Yalan ya da pembe hayallerle de avutamam kimse. Ben gerçekçiyim yani. Evet. Suyun yarısı, bardağın yarısı, boş yarısı dolu dememiz lazım. Aa ne güzel çok suyumuz var da demem. Aa suyumuz bitti de demem. Ama gerçekçi yaklaşan bizim kafamızda, aklı başında insanların oluşturduğu bir kadro hareketi, bir program, inandırıcı, piyasaya inanacak. Şimdi başbakana inanmaz piyasalar. Kontrol elimizde, elinizde düzelt. O zaman kasıtlı mı yükseltiyorsun sen bunu? Elinde değil. Sayın Başbakan mukallit biri, seviyor mesela, sempatik bir adam ama şey diyor... Geçen ay, kriz biraz yükselince daha iki ay önce ne dedi? Dolar dolsa ne yazar, dolmasa ne yazar? Ya bir başbakan böyle laf eder mi? Bu nasıl ciddiyetsizlik yani? Ciddiyetsizlik. Bak dolar doldu ne oldun gördün yani. Böyle laf edilmez. Bu işin şakası yok. Onlara bir şey olmuyor ki. Olan vatandaş maalesef, oluyor yani. Yani çok da güzel bir şey söylediniz. Ben bütün krizlerin faturasının fakir vatandaşa oluyor. Fakire çıkar bu. Ne olacak ki adamın bankada 50 bin lirası var. Bilmem bana, kaç bin dolar yapıyordu. Şimdi o 5 bin dolar hayır, aşağıya düştü. İzleyicim soruyor belki asgari ücretli yani, bir izleyicimiz. Evet. Zem TV'nin izleyicisi. Bana soruyor. Ufuk Bey bana ne olacak kriz? Benim borcum yok. Öyle olur deme. Çok, her çok... şeye zam gelecek. Senin çocuğun da iş bulamayacak. Doğru mu? Tabii. Yani vergiler gelecek. Türkiye yatırım yapamayacak. Ya yedi alıştığımız... Lüks tüketimden geri gideceğiz. Ekmeğin içtiği suyun parası artacak. Allah yani insanı gördüğünden eksik etmesin derler. Gördüğümüzden eksik oluruz. Yunanistan'a bakın. Emeklerin maaşlarını azalttılar. Yunanistan daha komşumuz da aynı şeyler oldu. Orada da rakamları gizlediler. Her şeyi pembe yaptılar. Oradaki istatistik enstitüsü rakamları yüksek gösterdi. İyi gösterdi. Pembe gösterdi. Battılar ya. Tam bak Yunanistan bak 7-8 senedir çıkamadı. Avrupa ve Çipras geldi bak Çipras. Evet. Çipras
biz kravatlıyız saygılımızdan izleyicimize. Kravatı attı, sosyalist geldi filan. Güzel, genç adam, biz de sevdik, iyi. Avrupa Birliği dedi ki, Çipras arkadaş batıyorsun, şu programı uygula. Onların IMF'si de Avrupa Birliği, tamam mı? Ben uygulamam dedi, halka sorarım dedi. Halka sordu, halk %65 hayır uygulama bunu dedi. Kemer sıkacak, maaşım azalacak, işten adam alacak, şunu satacak mı diyor. Ne yaptı Çipras? Halk hayır dediği halde uyguladı mı? Uygulamak zorundaydı. Uyguladı. Yani gelecek kim olursa olsun kemer sıkacak, acı reçete geçirecek. Ama bir de uygulamadığı durumu anlatın bize o zaman. O felaket senaryosu zaten. O artık hani bir... Onların arkasında Avrupa Birliği var. Şimdi Türkiye'nin arkasında tabii kim var? Türkiye'de benim tek umudum bu iktidar giderse. Çünkü bu iktidardan Avrupa Birliği de şikayetçi. Türkiye yalnız esasında. Bizi yani komşularımız İran da çok güvenip sevmiyor. Irak da güvenip sevmiyor. Suriye de güvenip sevmiyor. Yunanistan. Peki Avrupa Birliği güvenip sevmiyor. Amerika'da zaten bir dargın bir barışık. Türkiye'nin bu kadar bir yalnızlığı tamamen hatalı politikalarından kaynaklanıyor. Ama işte bu hükümet değişirse bir değişim, bir kan değişimine yarar görüyorum ben. O zaman gelen kim olursa, bakın benim bir favorim yok. Ben ikinci tura kalsın bakıyorum. İkinci tura kim kalırsa ben gidip ona oy vereceğim. Bu benim şahsi şeyimi sorarsanız. Yani Ahmet'e, Mehmet'e, şu parti, bu parti. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim kalırsa. Karşısında bu hükümetle yürümez. Yürümez. Bizim hayat tarzımıza, layık cumhuriyete, bu ülkenin kurucu atasına saygısızlık edenlerle bu ülke gidemez. Aynı fazla kamplaşırız. Yazık, günah. Bizi bütünleştirecek Atatürk'e, cumhuriyete, laikliğe, hukuk devletine saygılı bir yönetim gelsin. Ayşe, Fatma, Ali, Veli. İkinci tura kim kalırsa diyorum, oyumu vereceğim. Benim bir oyum var. Aileme de rica edeceğim. Beni seven insanlara da söyleyeceğim. Eğer bizi kanaat öndürerek kabul ederlerse. İkinci turda gelen yönetimle bir nefes alır Türkiye. Üniversiteler bölünmesin deriz. Ya üniversiteleri böldüler ya. Bana şimdi mesajlar geliyor. Konuşacağız, evet. Konuşacağız mı o konuyu? O zaman sonra açalım o konuyu. Konuşacağız. Daha açmayayım sonra, o konuyu, daha değil daha mi? Daha sonra, evet. Peki. Yani ekonomiyi rahatlam- toparlayalım önce. Ekonomi top ya. Konu yani, evet. Konuştukça batacağız yani. Biz de, evet, batacağız. Çünkü, evet, ekonomide yani ben bir söyleşi hazırladım. Orada yani yazıyorum. Bunların hepsini okumak istemiyorum. Yani Türkiye'de biraz esprili konu. Tarzan zor durumda. Yani filmlerde Tarzan vardı. Tarzan, evet, filmleri. Evet, evet. Çocuklar, gençler bilirler. Tarzan zor durumda yani. Ama bunun ağır bedelinin siz, daha zarraptan bankalarımıza bir davadan ceza gelmeyi olasılığı bu durum daha da kötüleştirebilir. Araya gideceğiz ama bana 3-4 maddede son kez bir tekrarlar mısınız? Bizi büyük patronlar izlemiyor. Bizi bu ülkeyi yöneten işte o güç sahipleri de izlemiyor. Tabii. Bizi orta halli ya da az gelir, düşük gelir. Namusuyla vergisini veren. Vatandaş izliyor. Askerine giden. Asgari ücrete geçen namus insanlar izliyor. Bu kriz ortamında biz nasıl davranalım? Ben Mustafa Mustafa kriz ortamında, ne yapayım? Bakın, vatandaşa kameraman söylüyorum. Ali arkadaşım ne yapsın? Elinizdeki 3 kuruş parayla sakın spekülasyon yapmayın. Yani panik yok. Hı-hı. Yani paniklemek yok. İkincisi borçlanmanızı ve lüks tüketiminizi derhal kısın. Çok da açık yani, tüketimi kısın. Yoksa bunun faturası çok daha ağır olabilir. Üçüncüsü seçimlere çok bakın. Şu anda kredi kullanarak ev, araba almak isteyenler? Sabit faiz alırsa, bakın kredi kullanmak demek gelecekteki gelirini ipotek etmek bugünden demek. Sen, evet, gelecekte gelirin artacak. Ben diyorum ki kriz olursa senin gelirin artmayacak. Belki enflasyondan daha az artacak. Evet. Yunanistan öyle yaptı. Emekli maaşlarını kesti ya adam. Bırak onu. Evet. Senin gelirinin garantisi yok ki sen borçlanacaksın gidip. Onun için geleceğe yönelik birazcık likit kalacak. Likit demek yani nakitte kalın. Nakdiniz varsa. Nakdiniz yoksa borçlanmayın kardeşim. Yani sonra uyarma demeyin bizi yani. Evet. Ama seçime dikkat. Seçimde bak, bir hakkın var senin. O hakkını da kötü kullanma. Düşünerek kullan yani. Vicdanına, aklına ve geleceğine çıkan, bu cumhuriyetin geleceğine. Sadece senin çıkarın da yetmez. Bu ülke iyi gitmesi lazım. Bu cumhuriyet ayakta kalması lazım. Atatürk ilkeleri, gençliği, laiklik ayakta kal. Hukuk devleti ayakta kalmalıyız. Evet. Alevisiyle, Sünnisiyle kardeşçe bir arada yaşayacak bir atmosfer yaratmalıyız. Orucunu bozacaklar için, evet, bir kısa Allah ara verelim. Birkaç dakika sonra buradayız. İ-
İhtiyaçlarınız için beklediğiniz cevap ING'den geldi. Üstelik 3 ay erteleme seçeneğiyle sevdiklerinizle keyifli bir bayram, deniz ve güneşle eşsiz bir tatil geçsin diye ihtiyaç krediniz şimdi ING'de. Web'ten, cepten veya şubeden anında başvurun. Güzel bir yaz için sizi ING'ye bekliyoruz. İKİKE'ye yeni adet. Ayna ayna, söyle bana, evimi bu kadar güzelleştiren başka 75'lik var mı bu dünyada? Var tabii. Winhouse'la benim de salonum aydınlık, manzaram geniş. Evim güvende, param da cebimde. 6+1 yalıtım odacığı sayesinde. Bu mükemmel pencereye sahip olmak sizin de hakkınız. Winhouse. 75'likte son trend. Kazancınıza kazanç katmak için Cem TV reklam rezervasyon. 0212 625 18 18. reklam@cemmedya.com. Artık çocuklar hepatit A'dan da korunacaklar. Sağlıklı ve mutlu nesiller için bütün çocuklar eksiksiz ve zamanında aşılanmalıdır. Aşılanmak her çocuğun en temel hakkıdır. Çocuğunuzun aşılarını sağlık kurumlarında ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Aşıyla hastalıkları aşıyoruz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı. Artık hepatit A aşı takviminde. Hepatit A. Aşkım var. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kral Çıplak devam ediyor. Konuğumuz Ufuk Söylemez. İlk iki bölümde yaşadığımız ekonomik krizi konuştuk. Yani ben buna ekonomik kriz diyorum artık. Yanlış bir şey mi söylüyorum? Yani uçurumun kenarında diyebiliriz. Tam da kriz demeyelim de insanların moralini bozmayalım. Yani yine de peki, çünkü moraliniz bozulmasın. Uçurumun kenarındaki ekonomiyi konuştuk. Şimdi seçim maratonunu konuşacağız. Şimdi önce adayları genel bir değerlendirelim isterseniz. Her şeyden önce sizin şu anda gönül rahatlığıyla oy verebileceğiniz bir aday var mı? Adayınız var mı? Yani Ufuk Söylemez olarak soruyorum bu soruyu. Vallahi gönül rahatlığıyla var tabii, yani var. Var mı? Var. Evet. Mecbur, yani bunlar arasından beni seçmek gerekiyor. Peki, çünkü isim isim soracağım adayları. Peki, isim birer cümleyle bir değerlendirin. Evet. Ne olacak? Yani siz sorun, peki ben ben sizin siyasi döneminizi de biliyorum. Her şeyi son derece net söyleyeyim. Şimdi siyaset üstü olduğumuz için daha dikkatliyiz, evet. Ama biz birleştirici olmaya çalışıyoruz çünkü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi ben onlardaki şeyi, bir başarıları varsa bu bunların, başarısızlıklarını başarı gibi sunmaları, bir de devamlı kendilerini mağdur göstermeleri. Ben şimdi Sayın Cumhurbaşkanı manifesto açıkladı, dün de seçim bildirgesi açıkladı. Zannettim ki muhalefet partisi konuşuyor. Evet. Yani böyle bir şey olabilir 16 mi? 16 yıldır. Faizleri indireceğiz diyor. 16 yıldır. Enflasyonu indireceğiz diyor filan. Şaka gibi yani. Evet. Hani milletin zekası alay etme dersen, hani kasıtlı yapmıyorlar ama yani çünkü diyecek lafları bitti artık. Evet. Eskiden türban mürban istismarı yapıyorlardı, şimdi onu da yapamıyorlar. CHP'nin adayını nasıl buluyorsunuz? Valla parlak gördüm ben. Yani Muharrem İnce, CHP'deki belki de İyi Parti'ye ya da başka yere çözülen bir şeyi sanki toparladı. Hem dinamizmiyle hem sempatikliğiyle. Ben Muharrem İnce'yi sanki başarılı görüyorum şu ana kadar. Yani bir açık vermedi şu ana kadar. Tabii çok erken belki ama zaten zamanda çok çalışkan gitti. Kalabalıkları topluyor, söylüyor, laflar yere basıyor, kindar davranmıyor. Valla merkez medyayı bile kısmen yola tabii getirdi. Ben Muharrem İnce'den de yani doğrusu umutlandım yani. Evet. Ben parti dışında söylüyorum. Yani CHP için, adaylar için aynı şeyi söyler miyim tartışılır ama Muharrem İnce için ayrı bir şey açıyorum. Muhtemelen Muharrem İnce partisinden de fazla oy alacak yani. Yani merkez sağdan, cumhuriyetçilerden, milliyetçilerden de oy alabilecek kapasitesi var yani. Anladım. Meral İnce?
Ya Meral İnce diyorum. Belki öyle olsun daha iyiydi. Meral Akşener. Meral de tabii. Meral ama sonuçta bir Meral İnce durumu Meral olacak herhalde. Meral benim eski kabine arkadaşım. Onunla evet. Başarılı olmasını arzu ederim tabii. Ama tabii o hem örgütleri çok yeni daha. Evet. Bir de çok bir ülkücü bir görüntü vardı fazla. Yani ister istemez teşkilat başkanı Koray Aydın ülkücü kökenli olduğu için bana çok sayıda mesela Koray Aydın'ın liste başlarına eski MHP'li arkadaşlarını koymasından merkez sağ doğru yolcuların, ANAP'ların ciddi yakınışları geldi. Tabii iç yüzünü bilmiyorum partinin. Orada Koray Aydın damgası merkez sağın üstüne geçmiş gibi göründü. O iyi olmadı. Yani Meral Akşener'de bir ilk baştaki çıkış, şimdi sanki o tahterevalli desek bu yükseliş şeyde, benim görüşüm yani. Ama aday Muharrem İnce'de. Aday açıklaması ibreyi tersine mi döndürdü diyor. Sanki biraz bütün partilerde aday açıklamaları sorunlu olur zaten ama şu anda muhalefeti eleştirecek halimiz yok. Kendi iş meseleleri. Başarılı olsunlar. Bu yarışı ikinci olarak kim gelirse ben oy vereceğim. İster İnce gelsin, ister başkası gelsin. Selahattin Demirtaş gelirse? Selahattin Demirtaş şanslı zannetmiyorum olsun diye. Yani ben HDP için şunu söyleyebilirim. Bir kere terörle arasına mesafe koymadığı ve PKK ile organik bağını kesmediği sürece bir Türkiye Partisi olma şansını yitirir. Halbuki keşke Türkiye Partisi olsalar, demokrasi hukuk kuralları içinde değil mi? Terör reddeden, PKK'yı kınayan bir davran ama maalesef onu geçmişte de koyamadılar, bugün de koyamıyorlar. Demirtaş belki daha onlara göre bir ılımlı ama o da şu anda maalesef şeyde hapiste. Biz kimsenin hapiste olmasını istemeyiz demokratik yarışlarda. Ama benim HDP'ye tavsiyem PKK ile kesinlikle irtibatı kesmek, terörle arasına mesafe koymak, Türkiye Partisi olmak. Demek. Bunu yapmadığı sürece baraj civarında oy alırlar. Aşağı aşamaz, o bilmiyorum. Temel benim Karamoğlu benim yakından takip ettiğim parti değil yani. Temel Bey sempatik görüyor insanlar. Çünkü bunlar, bakın ben milli görüşçülerle çalıştım. Rahmetli Erbakan'ın başbakan olduğu ana Refah Yol Koalisyonu'nun ekonomi bakanıyım ben. Erbakan'ın esasında fikirlerine katılmayın ama bir cumhuriyete karşı bir yine de saygısı olan böyle terbiyeli filan bir insandı. Yani Türk milliyetçiliği tarafı Kıbrıs'ta filan mesela yani. Rahmetli Ecevit'le ortak yaptığı milli milli bir yönü var yani. Milli görüş. Ben o konudan sempatik bulurdum ve milli görüşler samimi dindarlardır esasında. Bunlar yani ne yani neyse, söylemek şey istemiyorum değil. Yani. İzleyicilerimiz, hani ben gözlerime bakınca ne dediğimi için anlarsınız. Evet, şimdi 3 tane küpür getireceğim arka arkaya. Bunları yorumlamanızı rica edeceğim. İlk küpürü getirir misiniz çocuklar? Devlet Bahçeli inanılmaz çıkışlar yapıyor. İşte en son af çıkışıyla gündeme geldi. Af çıkışı, genel af çağrısı. Ben ona koalisyon ortağı diyorum. İttifak yaptığı AKP tarafından, Erdoğan tarafından itibar görmedi. Ama bu sefer tuttu, hafta içinde bir suç örgütünün liderini cezaevinde Alaaddin Çakıcı'yı ziyaret etti. Şimdi bakın, insani ilişkinde bir şey demem. Geçmişte ne irtibatları var, hangi işlere beraberlerdi onu bilmem. Ülkücü olduğu gerekçesiyle. Öbürde devrimciydi. Bunun sonu yok yani. Evet. Şimdi kimseyi ülkücü diye affedemeyiz yani. Evet. Devrimci diye de affedemeyiz. Bilmem sağcı diye böyle saçmalık olur mu? Yani suç var, kanun var. Herkese eşit uygulanır bir kere. Onun özel bir yakınlığı varsa bilemeyim ama o ayrı. Ama ben şöyle demek istiyorum. Bahçeli anımızı yasaklayan AKP'ler nasıl olup da milli bir yapı olarak görüp de ümmetçi bir... Çünkü şu işaret biliyorsunuz ihvan işaretidir. Şimdi tepki gelince batıdan ihvan biliyorsunuz artık şu anda dünyada en tehlikeli şey görülüyor. Müslüman kardeşler, onlar da Müslüman falan değil, münafık kardeşler. Onlar laiklik ve Atatürk düşmanıdır. Bu işaret ihvancıların işarettir. Çok tehlikeli bir işarettir. Bunu sonra çevirip tek bilmem ne diye ama aslını biliyoruz ne olduğunu. Şimdi bunu yapan bir şeyle Bahçeli gibi milliyetçi olarak bildiğimiz bir insanın anlamımızı yasaklayan insanlarla nasıl bir araya geleceğimi... Sizce? Bana Bahçeli'yi sormadınız. Ben MHP'nin baraj sorunu olduğunu... Aday olmadığı için sordum. Baraj sorunu olurdu eğer ittifakta olmasaydı. Ama grup kuracak bir milletvekili sayısına ulaşmasını 20 yıllık milletvekilliği bakanlık yapmış birisiyim. Yakın izlerim gelişmeleri siyasi, ekonomi, politik. MHP'nin grup kurmasını şu anda imkansıza yakın görüyorum. Yani kesin hiçbir şey konuşamayız. Seçim, milletin iradesini bilemeyiz. Ama görünen o, eğilim o, anketler o ki yani 10 milletvekili çıkarırsa sevinsin bence Bahçeli.
AKP'nin göstereceği yerlerden belki çıkarabilir. İşte kaç Osmaniye'den alacak, oradan alacak, buradan alacak. Peki, ikinci küpürü getirelim ekrana. Yani afla ilgili olarak da, evet. Yani sağlık sorunu varsa bir insanın, ülkücü de olsa, değerimiz de olsa, eğer affı gerekiyorsa, ölümcül bir hastalığı varsa Cumhurbaşkanı affedebilir. Ama ülkücü olduğu için affetmek bana göre sağlıklı bir değil. Her yarın öbürü değerimciyimler, öbürü komünistimler, öbürü Kürtçüyümler, öbürü milliyetçiyimler bunu soruyor. Yani ideolojiye bakın, kimlik siyasetinden kurtulalım artık yani. Vatandaşların hukuk karşısında eşit olması gerekiyor yani. Sen ne demek yani? Adamın sağlık sorunu vardır. Ya adam gitmiş birinin kardeşini öldürmüş ya da anasını babasını öldürmüş. Tabii, bir de onlara sor bakalım yani. Öldürenin ailesine sor. Aflar ayrı bir yara açarlar. Evet. Ben vicdansız olmaktan yana değilim. Af olursa bile ama böyle af olmaz. Evet. İkinci küpür bu. Biliyorsunuz bu hafta başında listeler pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulu'na verildi. AKP'deki değişiklikler yandaş medya tarafından işte değişim, devrim diye pompalandı. CHP'dekiler ise ya, kaos, kargaşa CHP ya da işte İYİ Parti'dekiler. Evet. Tam bir çift standart yani. Ama mesela şu küpürü hiçbir yandaş gazete veremez. Bu da Sözcü'den alınan bir küpür. Utanç verici bir fotoğraf o. Terörist başı FETÖ'yü ziyaret edenler yeniden listede. 5 tanesi girmiş yine. Bu fotoğraftan 5 vekil çıkacak diyor. Gerçekten de İknur İnceöz, Aksaray 1. sıra. Osman Ören, Siirt 1. sıra. İsmail Tamer, Kayseri 5. sıra. Hemen Fethullah Gülen'in yanında İsmail Bey. Vedat Demiröz, İstanbul 1. bölge 5. sıra. Bayram Özçelik, Burdur 5. sıra. Şimdi öğretmenlerin ya da bankasıya para yatıran zavallı vatandaşların ya da askerde sadece komutanın emrini yerine getiren asker çocukların, Kuleli Asker Lisesi öğrencilerinin ağır cezada yargılandığı bir dönemde siz şu fotoğrafı çektiren adamları aday gösterirseniz FETÖ'yle mücadelenizin samimi olduğuna inanmamı bekleyebilir misiniz? Asla. Daha komik bir şey var orada. Yani, trajikomik diyeyim ben. Normalde başını örtmemiş olan bu hanım vekiller Fethullah Gülen'in yanınca başlarını örtmüşler. Sanki kutsal bir şeye gidiyor gibi. Tövbe tövbe. Yani böyle hürmet ettikleri bir şey. Samimi değiller tabii. Yani zaten biliyorsunuz bunlar ette tırnak gibilerdi. Yani bakmayın siz. Yani aynı yolun yolcusuydular. Çıkar kavgasına girdiler. İyi ki de bu kavgaya girdiler. Türkiye kurtuldu. Yani o da var. Yani FETÖ ile AKP'nin bu güç kavgası, Amerika ile anlaşmazlıkları Türkiye'yi kurtardı. Yani Türkiye'nin Allah hep yardımcısı oluyor bir yerde. Tamam mı? Yani bunlar kavga etmeseydi bu kadar rezillik ortaya ne tapeler görecektik. Doğru mu? Ne bu hareketleri görecektik, ne birbirlerine bu kadar ağır. TSK'nın içine %50'ye sızılmış hakimlik teşkilatı ele geçirilmiş. Utanç verici bir şey. Yani milli eğitim kuşatılmış her yerde. Ben Bahçeli'nin yalnız, Sayın Bahçeli'nin bir tek lafını beğendim. Bu adamların yaptığı yargılamalar diyor. Ne diyor? Kellenme hükmü derler eskiler, bilirlerdi hani. Yeniden yapılmalı. Efendim bakın, yargılanıyor, adam beraat ediyor. Hı. Bana gene biz de bir hani konuşuyoruz, yazıyoruz. Millet bize gönderiyor dosyasını getirenler var, derdine derman arayanlar var. Çaresi insanlar gidecek yer bulamıyor, bize kadar geliyorlar. Diyor ki Ufuk Bey, benim diyor 3 tane hakimin 3'ü de diyor FETÖ'cüydü. Hı hı. 5 tane diyor şeyin diyor. Yargıtay üyesinin 4'ü FETÖ'cüydü. Hepsi hapiste diyor. Ben diyor mahkum oldum diyor bundan diyor. Bunlar kasıtlı yaptılar bana bunu diyor. Ben Bahçeli'nin tek yani son zamanlarda hiçbir şeyini tasvip etmiyorum. Ama FETÖ'cü yargıçların yaptıkları yargılamaların sonuçları itibarıyla kasıtlı çıkar karşılığı bir de bunlar rüşvet alarak yapıyorlar bunları. Evet. Olduğu ihtimali gözetilerek bence gözden geçirilmesine yarar var. Şimdi iki vaatten söz edeceğim. İkincisi birincisinin içinde. Sonraki küpür bir gelsin arkadaşlar. Demokraside üst lig sözü verdi Cumhurbaşkanı. Demek ki alt ligdeyiz diyorsun ha? alt ligindeyiz de. Küme düştük. Onu anlatacağım. Osmanlı Spor gibi küme düştük. Şeyi biliyorsunuz demokraside. Değil mi? The Economist dergisinin yaptığı demokrasi sıralamasında 4 kategori var. Türkiye
İşte bu tam demokrasiler, kusurlu demokrasiler, hibrit rejimler, hibrit yani karma rejimler karma. Ve otoriter rejimler. Biz daha da aşağı düştük. Biz en son 2016 itibariyle işte 167 ülkeyi kapsayan bu araştırmada 98. sıradayız. 98. sıradayız. Çok acı. Şimdi ve 10 senede 2012'de 88.ymişiz. Araştırma zaten 2006'da başlamış. 2012'de 88.ymişiz. 98.liğe düşmüşüz. Türkiye'yi demokrasilik düşüren bir iktidar 16 yıldır da iş başında ve bu iktidarın başındaki insan diyor ki demokraside üst lige çıkacağız. Şimdi ne kadar buyurun. Ne kadar çelişkili bir şey. Bu ne yaman çelişki dost bir şarkı vardı ya bu şiir bu ne yaman çelişki diye. Şimdi ekonomide de diyorlar ki biz işte faizleri düşüreceğiz, enflasyonu azaltacağız filan işsizliği. Demokraside de Türkiye demokrasi getireceklermiş 16 yıldır tek başına iktidarlar. Biz bunu ekonomi dilinde şöyle diyoruz. Yangını çıkartana yani kundaklayana itfaiyeci rolü verilmez. Şimdi bunlar Türkiye'yi demokraside ikinci lige düşürmüşler. Ekonomide uçurumun kenarına sokmuşlar. Tekrar bize oy verin. Sana niye bir daha oy verelim kardeşim? Sen yangını çıkarmışsın. Sana itfaiyeci rolü veremem. Hem yangını çıkaran sensin hem ben itfaiyeci olum diyorsun. Olmaz. Bırak başkaları söndürsün. Sen söndüremezsin. Sen kundaklayansın yani yangını çıkartansın. Ekonomik olarak yani. Evet. Doğru mu? Tabii. Aynı küpürde altta sarı çerçevede beyanname açıklandı dün. Beyannamede yer alan vaatler. Beyannamenin ismi de güçlü meclis, güçlü hükümet. Şeyden İlker Başbuğ'dan almışlar onu. İlker Başbuğ'un kulakları çınlasın. Sayın Başbuğ Genelkurmay Başkanı iken her yere yazmıştı. Güçlü ordu değil mi? Evet. Güçlü Türkiye diye. Ondan bence intihar Vatan etmişler. Vatan Partisi'nin iki seçim önceki seçim sloganı. Vatan Partisi bunu yapmış değil mi? İşçi Partisi iken. İşçi Partisi iken öyle mi? İşçi tabii. Partisi iken efendim, güçlü hükümet, güçlü İntihalciler iktidar. Bunlar. İntihal evet. Biliyorsunuz nedir akademisyen? Alıntı. Alıntı ama izinsiz alıntı yani. Evet. Apartma. Hatta, apartma daha doğru laf. Apartmışlar belli ki. İnandırıcı değil. Güçlü ülke, güçlü Türkiye yazdılar. Güçlü ordu, güçlü Türkiye. Daha taşa yazdı İlker Başbuğ'dan. İlker Başbuğ'un kulakları çınlasın. AKP'ye ilham vermiş. Bu dün açıklanan beyannamede yer alan vaatleri okumak istiyorum. Hani dedim ya iki şeyden söz edeceğim. Büyüklere masallar oku. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Yap şimdi niye yapmıyorsun? KHK'yle yap. Evet. Bunu CHP biliyorsunuz. CHP yapacağım dediği için yapacağım diyor. Yani yap o zaman şimdi yap. Bir faydan olsun. Eski statları millet bahçesine dönüştürüyoruz. Ya, ve bunun içinde Atatürk Havalimanı da varmış. Yeni dönemde cem evlerine hukuki statü tanıyacağız. Tam hani derler ya Mustafa Bey. Konuyu buraya getirmek istedim. Zurnanın zırt dediği yere geldin yani. Benim yarama dokunma şimdi. Evet. Diyor, dokundum. Şimdi cem evlerine hukuki statü verilmesi zaten burada yok ama Cem TV'deyiz madem. Sevgili hocamız, değerli hukuk insanı. Çok sevgili kanaat önderi İzzettin Doğan hocamızın kulaklarını çınlasın. Kendisini kutlayalım. Onların ve arkadaşlarının yaptığı hukuk mücadelesiyle zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu karar verilmiş. Sen versen ne olur, vermesen ne olur? 16 senede Alevileri o vatanına bağlı askerliğini yapan, vergisini veren o mazlum, namuslu insanları yıllarca niye oyaladın kardeşim? Açılım açılım diye iki tane mebusluk için oraya giden bazı vekillerimizi nasıl istismar ettin o Alevi çocuklarını orada? Aldılar partiye gösteriş diye Alevi açılımı yapacağız dediler. Ne yaptılar? Koca bir hayal kırıklığı. Nerede açılım? Hukuki statü bir kelime ya bir cümleyle alır. Diyanete bakın bütçesi yetmemiş hukuki, de daha bütçe istiyor. Hukuki statüden kastı nedir? Hukuki statü herhalde işte ibadet evi sayılacak. İbadet yeri sayılacak. Verilecek ki zaten bu ahimin, şeyini ödeyecek işte. Ahimin kararının özü bu. Tabii. Edemeyim. Ya bir şey istemiyor insanlar onlardan. Yani kardeşim ibadetime karışma diyor ya. Hem lig düşürücü, lig atlatacağım demokrasi diyorsun. 16 senede 16 kere Alevi açılımı dediler. Bu yalancı çoban hikayesine döndü. Kimse inanmaz. Alevilerden inanan var mı acaba buna? Aleviler bilinçli insanlar ama ne yapsınlar? Yani bu kadar ayrımcılığa uğramış, bu kadar haksızlığa uğramış, buna rağmen barışçı olmuş, demokrasiye, hukuka, Atatürk ilkelerine, laikliğe bağlı olmuş bir toplum. Bu ülkenin çimentosu Alevi Bektaşi inancına sahip yurttaşlarımız. Sünni yurttaşlarımız da tabii aynı inançta, aynı düşüncede onlarla da beraber.
o Alevi Sünni demeden Cumhuriyet'e bağlı insanlar bu ülkeyi ayakta tutuyor zaten. Onlar kaybetmiyor mu hep? Yani hep onlar kaybediyor ama Cumhuriyet de ayakta kalıyor. Evet. Bakın Alevisiyle Sünnisiyle köken mezhep ayırmadan bu insanlar bu vatana bağlılıklarını, Cumhuriyet'in kurucu atası olan saygılarını sürdürdüğü sürece bu ülke batmaz. 16 sene yıkamadılar. Bak gitmek üzereler ama biz buradayız. Şimdi birazdan 10 saniye, yarım dakika sonra bir bant izleteceğim. Dün Türkiye'yi ayağa kaldıran bir bant, mutlaka izlemişsinizdir. Maranki diye bir otçu adam, ot profesörü. Sapkın bir adam. Çıkıyor şeye, bu Akit TV. Tamam hani insanları gidin şunu öldürün. Hedef gösteren maalesef. Gösteren. İnsanları kimle düşmanlığa, biz barışalım, kardeş olalım diyoruz, adamlar birbirini öldürmeye kalkıyor. Şimdi siz hoşgörü gösteren Alevileri, Sünnileri falan Cumhuriyet'e bağlılıklarını şey yaptın. Evet, tabii. Şu adamın sözlerini nasıl yorumlayacaksınız? Getirin arkadaşlar. Bir daha liderimizi yedirmeyeceğiz kardeşim. Evet. Ben yaşadım, Özal'ın danışmanlığı yazdım, nasıl öldürüldüğünü gördüm. Rahmetli Türkeş'in nasıl öldürüldüğünü gördüm ve kitabımda yazdım. Muhsin Yazıcıoğlu'nun devlet arşivlerinden nasıl yok edildiğini gördüm. Yazdım bunların hepsini. Bediüzzaman Said Nursi'yi nasıl 700 mahkemeye verip, mahkemelere verip en son beraat ettirdiğini gördüm. Bak, gördüm. Şimdi onun için biz artık bir olmamız lazım, birlikte olmamız lazım. Bu spekülasyonlar tamamen sunidir. Biz onun için her doğruyu her yerde söylemeyeceğiz. Kan ağlıyor içimiz ya. Kan ağlıyor. Ama bizim şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için umudum kaftanın arkası 25 Haziran'da. Olmadı zaten. O zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde talim şeyimiz oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık. Bismillahirrahmanirrahim. Yok o kadar da değildi. Ama şimdi evet. Adam sana topla saldırıyor. Evet. Senin hocam, tüfeğinle saldırıyor. Evet. İşi... Tankınla atıyor kardeşim yani hocam. Gerektiğinde. Akit TV'nin sunucusu bile o kadar da değil diyor. Şey başına yani. Geleceği anladı çünkü. Küyler ürperdi. Bir şey şimdi ben. Hangi ağacın dibine sakladın sorusunu savcı bugün çağırdı sordu. Sormuş mu? Eyvallah. Çağırdı sordu. İyi sorması lazım. Bu tehdidi siz, ben ya da başka birisi... Bırakın bu kadar açık işte kanalı, bir televizyon kanalını, hadi bir tweet atarak desek ki zamanı gelince o ağacın altındaki silahı çıkaracağız diye bir şey atsa. Bir tiyatrocu yaptı, tutukladılar biliyorsun, gözaltına aldılar, evet. Tweet attı diye. Aylarınız, yıllarınız kodeste geçer. Tabii haklısın. Şimdi çok korkunç. Bu adam bugün gitti, ifade verdi ve tekrar salıverildi. Tabii. Ne diyorsunuz? Efendim bu tam anlamıyla hukuk kitaplarında, kanun kitaplarında halkı kimle düşmanlığa sevk eden ve kışkırtan bir provokatör, bir kışkırtıcı bu adam. Bu adamın dini de olmaz, siyaset de olmaz, kökeni de olmaz. Alevisiyle, Sünnisiyle, sağcısıyla, solcusuyla hepimiz bunu kınamalıyız. Seçime gidiyoruz, harbe gitmiyoruz. Bu ne biçim adam ya? He? Düşman mıyız birbirimize ya? Yani biz AKP yokken de yaşıyorduk bu ülkede. Ondan önce de elhamdülillah bu toplumun %99'u Müslümandı. Ama bu kadar ayrımcılık yapıldığını, bu kadar düşmanlık ve kin... Bu laftan sonra siz rahat ben. Uyuyabilir misiniz? Vallahi uyuyamam. Çok da kızdım. Şimdi ben dinlememiştim, okumuştum ama dinememiştim. Şimdi canlı dinleyince daha da üzüldüm yani. Bayağı kararlı ve bilinçli söylüyor. Hassas bir insan ağzından olarak rahat uyuyabilir misiniz? Maksadını açmış bir laf da değil bu yani. Ya adres veriyor, Belgrad Ormanı'nda fanatik, diyor. Fanatik bir kışkırtıcı bu. Evet. Çok tehlikeli bir adam. Belgrad Ormanı'nda. Bunu halk düşmanı ilan etmek lazım. Halk düşmanı bu. Böyle bir şey yani. Yazıklar olsun. Yine de biz toplumumuzun barış, hoşgörü ve sabırla demokrasi içinde, hukuk içinde buna bile sabırlı davranmamız, hukuk içinde davranmamız gerekiyor. Evet, bu paketi de kapatacağız. Seçimler konusundaki son tahminlerinizi alabilir miyim? Son tahminim. Çok adayla seçime gidiliyor olması Sayın Mutlu, Türkiye'nin lehine. Önce Cumhurbaşkanı. Tabii Cumhurbaşkanı seçimi esas. Çünkü rejim değişmiş. Tabii. Şu anda meclis bu yetkileriyle danışma meclisi fiilen. Evet. Yani bir herkes milletvekili eski deyimle mebus olmak için birbirini yiyor. Böyle bir şey yok yani. Hı. Rejime dönersek bu ancak parlamenter rejime hemen dönmeliyiz. Tabii. Hemen dönmeliyiz. O hemen de iki sene diyor şey. Sayın Muharrem İnce'yi dün dinledim ben. O iki sene tabii anayasa oylamasına gidilecek. Tabii bir süre lazım yani. Çünkü haklısı değil, haklı. Şimdi şunu demek istiyorum.
Bir, mecliste anayasa komisyonu oluşturacaksınız. Biraz umutlu bir kapatalım. Anayasa komisyonunun çalışmalarını tamamlayacak. Yani iki seneden önce olmaz. Biraz da bu yolsuzlukların üzerine gitmek lazım. Hızlı bir şekilde. İlk önce komisyon çalışacak. Sonra genel kurulda... Kendi kazdıkları kuyuya düşecekler. Yeni baştan anayasa yapacaksınız. Tabii. Onun için bir zaman lazım. Haklı yani. Evet. Şimdi şunu demek istiyorum. Altı aday olması ya da Tayyip Erdoğan dışında beş aday daha olması katılım oranını arttıracağı için seçmen sayısını arttıracak... Oransal olarak %50'yi bulmak çok zorlaşacaktır. Referandumda Ekmelettin diye birini çıkardılar çantadan, şapkadan. Kimse tanımadı. İnsanlar tepki gösterip tatilden bile gelmedi. Oy bile vermedi. Ben de hayatımda ilk defa oy vermedim. Buna rağmen ne aldı Sayın Erdoğan? 52 mi aldı? Evet. Buna rağmen. Şimdi mümkün gözükmüyor. Yani ben hesap kitap yapıyorum, mantığımı kullanıyorum. Her partinin bir sempatisi adayı ama %1 ama %10. %1 zaten %1'ler binde birler oynayacak yani. Bugün hepsi de çalışıyor. Yani Perinçek de çalışıyor, Temel Karamoğlu da çalışıyor. Hepsinin seveni var, sempatizanı var. Hepsinin alacağı bir oy var ilk turda. Dolayısıyla bu oylar paydayı genişleteceği için %51 alma ihtimalini tek bir adayın neredeyse imkansız hale getiriyor. Eğer bir aday 50 artı 1 alırsa büyük sürpriz olur. %90 bana göre böyle bir şey olmayacak ve ikinci tura kalacak. Bu iyi bir şey mi? Bana göre iyi bir şey. Bu tabii Tayyip Erdoğan'ın da bu işin artık sonuna geldiğinin anlaşıldığı, insanların büyük bir coşkuyla 8 Temmuz'da ikinci gelen adayla birleştiği, muhalefeti birleştiren bir seçim olacak. Esasında büyük hata yaptı Tayyip Erdoğan. %40 bile alsa tek başına Türkiye yönetiyordu. Mecliste çoğunluğu vardı adamların. Öyle mi? 315 kişiyle gidiyor idare. 275 gereken çoğunlukta 220 kişiyle yönetiyorlardı bugün. Şimdi 301 almaları lazım mecliste ki ve burada %51 almaları lazım. 50 artı 1. Zor mu? Çok zor. Ben yani ilk defa bir çıkış şeyi görüyorum. İYİ Parti'nin yarış dışı kalacağını hesapladılar. CHP'nin 15 vekili. HDP'yi de baraj altı bırakmayı planladılar herhalde. Tabii HDP'yi baraj altı bunlar hiçbir olmayabilir yani. Ve CHP'nin 15 vekil şeyi tabii, o da bütün iyi, oyunları o, bozdu hamlesi. Şimdi bence ikinci sıra kalır. Ben buradan şahsi şeyimi söyleyeyim. Kimseye telkin etmek ya da zorlamak gibi saygısızlık yapmam. Ama eğer ekonomik krizden, keyfilikten, diktatörlükten, Atatürk ve Cumhuriyet'e düşmanlıktan bıktıysanız bunların yaptığı, o zaman kararınızı adaylardan iyi verin diyorsun. Kime verirseniz verin. Bu 5 adaydan hepsi benim için şu anda makbul. İkinci kimse o da makbul, ona vereceğim. Kim olursa bakın, ister Sayın İnce, ister Sayın Akşener, ister kim olursa olsun. Perinçek. Perinçek. Yani ikinci gelen kimse veririm ben oyumu. Evet. Niye vermeyeyim? Peki seçim yani Erdoğan'a mı vereceğim yani? Seçimin gerçekten güvenilir bir ortamda ve dürüst, adilane yapılabileceğine inanıyor musunuz? Asla inanmıyordum ama onu da biz sağlayacağız. Sandıklarda başında duracağız. Geçen sefer gibi çalınmasına izin vermeyeceğiz. Yani geçen sefer oylar çok yakındı da bunu yapabilirler. Şimdi eğer Tayyip Erdoğan 40, anketlerde ben görüyorum 43-44 çıkıyor. 44'ten 50'ye gelmek için 50 milyon seçmen var kabaca, öyle mi? Evet. Hadi bunun 40'ının katıldığını düşün ki daha fazla, ben katılımın çok yüksek olacağını tahmin ediyorum. %1 demek 400 bin oy eder, öyle mi? Evet. Yani 3-4 puan 1,5 milyon çalamazlar 1,5 milyon oy yani. Ancak o zaman Türkiye zaten başka bir yere sürüklenir ki onu aklıma yani ben AGİT'ten de gözlemciler geldi. Yani çok sayıda 300 kişi gelmiş galiba. Evet. Müthiş bir gözlemci heyeti var. Türkiye, Türk halkı iradesiyle oynanmasına referanda olduğu gibi bu sefer sessiz kalmayacaktır. Öyle oyları son dakikada değiştirir. YSK'nın o şaibeli ayıbına bu sefer izin vermeyeceğiz. Ve ben bir umut var. Demokratik değişim esasında siyasi iktidar için de iyi olur. Onlar da kendilerini bir hizaya çekerler. Aksini düşünmek istemiyorum. Evet. Umutluyum gelecekten. İyi günler göreceğimize inanıyorum hala ben. Evet. AKP'nin sağlık reformlarını konuşacağız. İmar barışı mı, rant paylaşımı mı onu konuşacağız. Üniversitelerin birleştirilmesi korkuş meselesi şey, var evet, onu evet konuşacağız. Suriyeli mülteciler gerçekten mülteci mi? Adamlar tatile gidiyor memleketlerine. Onu konuşacağız. Biz mülteci olacağız herhalde. Pes dedirten haberlerimiz var. Lekli karşıtı haberlerimiz var. Atatürk karşıtı haberlerimiz var. Var oğlu var ama süremiz sadece bir bölüm. O yüzden hızlıca konuşacağız bunları. Çok kısa bir aradan sonra geliyoruz. Merhaba, ben Dijital Kerem. Siz de benim gibi dijitalseniz şubeye kadar gitmeyin. İnternete girin. E-Turuncu hesabınızı hemen açıp yüksek faizle biriktirmek için zaman kaybetmeyin.
Siz de e-turuncu hesabınızı webten ya da cepten kolayca açın. Havale, EFT masrafı ve hesap işletim ücreti ödemeden bir yıl boyunca yüksek hoş geldin faiziyle rahat rahat biriktirin. Üstelik güncel hoş geldin faizi %14. Eski köye yeni adet. Bu kadar geniş manzaraya, böyle aydınlık bir salona ancak 75 büyüklüğünde Selenit'le sahip olabilirsiniz. Üstelik zevkinize uygun renkleri ve desenleriyle. Fiyatı da uygun. Hem yerli hem de milli. Türkiye'nin ve ihracatın lideri. Selenit 75. Fratpen. Yeni trend. Ege ve Akdeniz'in birleştiği noktada yenilikçi ve konforlu tasarımıyla Green Nature Diamond Otelleri ziyaretçilerini bekliyor. Şehir merkezine yürüme mesafesinde olan Green Nature Diamond Otelleri sizi eğlence, aktivite ve buluşma alanlarıyla büyüsü altına alacak. Toplantı salonları, pastaneleri, barları, kafeleri, zengin ana restoranı, özenle tasarlanan büfeleri, animasyon aktiviteleri, alışveriş merkezi, çocuk kulübü, su sporları ve daha pek çok etkinlikle Green Nature Diamond Otelleri bir otelden daha fazlası. Her bütçeye uygun tatil imkanı. Eğer siz de Green Nature Diamond Otellerinde bu güzelliklerden yararlanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Smartnet'le hızınızı kesmeyin. Limit yok, kota yok. Ücretsiz kurulum ve 24 ay sabit fiyat garantisiyle 10 megabite kadar hızlı, sınırsız D-Smartnet ayda sadece 67 lira. Üstelik istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dünyanın sporu GoSpor'la birlikte. D-Smart. Cem TV'de yepyeni bir program başlıyor. Evet, günün getirdikleri programı saat 11 ile 12.30 arasında sizlerle birlikte olacak efendim. Ekonomi konuşacağız, sağlık konuşacağız ve politika konuşacağız efendim. Berat Aşıcıoğlu ile günün getirdikleri pazartesi, çarşamba, perşembe ve cuma 11'de Cem TV'de. Bizden ayrılmayın. Bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, 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 gel. Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır. ...25 Mayıs Kral Çıplak devam ediyor. Artık programımızın son bölümündeyiz. Kenan Işık... Jogi Baba diyor. Jogi Baba'dan size selam söylüyor. Herhalde tanıdığınız. Teşekkür ederim. Sevgiler benden de. Sevgilerini söylüyor izleyicilerimiz. Ağırlıklı olarak anlattıklarınızın
Evet, yani biz görevimiz bilgi vermek ama ya biraz da umut beklemişler ama o umudu tam olarak veremedik gibi bir hava. Ekonomide mi? Ekonomide. Umudu anlattık, başka çaresi yok. Evet. Yani ekonomi umut yok. Yani hı-hı, ben kimseye yalan söyleyemem. Ekonomide kemer sıkma ve acı reçete kapıda hı-hı bekliyor. Hı-hı. Türkiye çok daha zor günlere gebe. Faizler hı-hı daha yükselebilir. Tek umudumuz bu iktidarın değişerek Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti iklimine kavuşması, doğru ekonomik kararlar alması ve finans dünyası tarafından, dünya tarafından da Türkiye bir nefes alacak. O zaman bir değişiklik var, bir kredi verilmesi, yani bir zaman tanınması ihtimali. Onun dışında umut veremem. Biz kimseye pembe tablo çizmek zorunda değiliz. Ben evet. Çünkü ben aday falan değilim. Gerçekleri söylemek zorundayım yani. AKP'nin övündüğü hizmetlerin başında, hizmet dalının başında sağlık hizmetleri geliyor. Sağlıkta reform yaptık. Bu hafta bununla ilgili bir rapor yayınlandı. Suriyeliler ve Gaziler dışındaki tüm vatandaşların, arkadaşlar ekrana getirin ne olur haberi, bedava sağlık şehir efsanesi başlığı atmış arkadaşlar buna. Biz bedava sağlık hizmeti almak durumundayız ya, sosyal devletiz ya, bu şehir efsanesi, böyle bir şey yok. Suriyeliler ve Gaziler dışındaki tüm vatandaşların maaşından, randevudan başlayıp hastaneye adım atar atmaz tam 14 noktada para kesiliyor. Ve şu anda biz resmen en parasız sağlık hizmeti aldığımızı düşünenlerimiz bile paralı sağlık hizmeti alıyoruz. Sizin hiç acil işiniz düştü mü son yıllarda, evet, aylarda? Nasıl acil? Acil aynı poliklinikler gibi oldu. İnsanlar bedava bakılabilim diye fakirliğinden, yoksulluğundan. Şimdi onu da kaldırdılar ama. Tabii. Klasik böyle sıradan hastalıklarında bile acile gitmek zorunda kaldılar. Grip olan acile gidiyor. Gribi bile. Niye? Parasız fakir halk yani. Fakir ne yapsın insan yani? Ölsün mü yani? Dolayısıyla işte daha dün Cerrahpaşalıların evet protestosunu gördük. Ya. Ben tam bir iflasa gidiyor. Bak daha yine üzmeyeyim izleyicilerimizi. Şimdi bu kur artışlarının ilaçlara yansımasını siz düşünebiliyor musunuz? Şimdi ilaç firmalarıyla anlaşmışlar. Diyelim ki sağlık ürünleri. Kuru 3,5 liradan sabitlemiş diyelim mesela. Tam rakam değil de ben örnek veriyorum. 3,5 lira, bu sene 3,5 liradan senden 100 milyon dolarlık şu ilacı ithal edeceğim diyor. Dolar olmuş 5 lira, firma 5'e çıkartamıyor ama ilaç getirmiyor. Evet. Yakında ilaç eksikliği olursa şaşma. Yani bu ekonomik düşünce öyle bir kanaldan gelmiyor. Ulaşıma zam geliyor, ona gidecek, ilaçlara gelecek. Sağlık sistemi zaten bu anlamda bir büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. AKP'nin en önemli isimlerinin zaten en üstteki isimlerinin hastane sahibi olduğu. Öyle diyorlar ya. Evet, bir dönemde canım Sağlık Bakanı'nın hastanesi vardı biliyorsunuz. Yani şeyde böyle bir dönemde sağlık hizmetlerinin parasız olduğu masalına yok, bir de gidip tamam parasız evet adam ölecek diyor ki o 20 gün sonra gel, bir ay sonra gel, sana MR sırası vereceğim. Özel hastaneye gidiyor, 600 lira MR fark ver diyor, 700 lira fark ver diyor. Veriyor, o da adam acilen veriyor. Yani bu oyun oynama. Peki, iktidar imar barışı ilan etti. Herhalde kendine etti, bir sürü usulsüzlük rantları, o belediyelerin evet yaptığı usulsüzlüklerin. 13 milyon konutu ilgilendiren imar barışında yol haritası belli oldu. Ödenecek miktar için emlak vergisi ve yapının değeri toplanıp %3'ü alınacak. Bunun içinde başlangıçta Boğaz içindeki öngörünün bölgesi yoktu dediler. Ama onların sokarlar da bunlar, her şey yaparlar. Bakın evet, bu aflar artık kabak tadı verdi. Hı-hı. Çünkü vergisini ödeyene ceza, vergi ödemeyene affediyor. HGS'de kaçak geçene, hı-hı, tamam mı, köprüden ödül, namuslu adam, kara parası olana getir Türkiye'ye diyor. Hı-hı. Hiç vergi vermeden 31 Temmuz'a kadar, 31'den sonra getirirsen de diyor %2 ver diyor. İstersen yani kaynağını sormayacağım sana. Hiçbir böyle bir şey olabilir mi? Türkiye kara para cenneti oldu. Net hata noksan kalemi vardır bilançoda, ödemeler dengesinde. Turizm gelirleri, giderleri, şu bu müteahhitlik gelirleri, mevduatlar, krediler yazılır oraya. Bir de sonunda bir bakiye tortu kalır. Bavul ticaretiyle gelen ya da kaçak gelen ya da yasa dışı. O bir para çok azdır eskiden. 100 milyon lira, 100 milyon doları geçmezdi. Şimdi her ay 2 milyar dolar para giriş çıkışı var. 3 milyar dolar. Katar katar paralar geliyor. Evet. Kaynağı ve sahibi meşhur paralar geliyor. Bunlara af çıkarıyorlar. Yani imar affı da olsun,
HGS'de kaçak geçini teşvik ediyor. Nasıl af çıkar? 8 ay sonra da şey var. Yerel seçimler var. Yine af çıkar. Ödemeyin. Ne HGS ödeyin, ne kredi kartı ödeyin. Öyle mi? Yapın kaçak yapıları, getirin kara paraları. Seçim var 8 ay sonra. Bunlar nasıl olsa kara paracılar af çıkarır, kaçak yapılar af çıkarır. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir seçim, böyle bir popülizm olur mu? Bu ülke ayakta kalabilir mi? Sevgili yönetmenim Murat, şimdiki haberi VTR diye yazdık ama lütfen sen onu bizim konuşmalarımızın altında görüntüleri ver. Üniversite meselesi. Evet. Dün Muharrem İnce, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi'nden evet. Kopartıldı. Ve buna büyük tepki vardı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti. Arkadaşlar şimdi görüntüleri getirecektir ekrana. Ve orada bir de... Konuşma yaptı. İzledim ben. Fakültesinin önünde dekanla görüştükten sonra da orada konuşma yaptı. Bunun üstüne dekan görevden alındı. Partizanlar ne olacak? Niye? Oraya kadar gelmiş bir cumhurbaşkanı adayı, mesele ülke var, soruyor. Niye görevden alıyorsun? Nasıl partizanlık bu? İşte bu intikamcı, demokrasi kindar ve dindar neslinin yaptığı icraatlar bunlar. Nasıl? Demokrasi herhalde böyle olacağız. Üst lige geçeceğiz. Bravo Tayyip Erdoğan. Tam demokrasi örneği verdi yani. Aferin. Yani şimdi üniversitelerle ilgili birkaç laf edeyim lütfen, çünkü lütfen. Benim de içim yanıyor. Ben Gazi Üniversitesi mezunuyum. Evet. Tamam mı? Türkiye'nin en köklü okullarından birisidir. Sadece Cerrahpaşa değil. Doktorlar çok iyi örgütlenmişler. Kendilerini tebrik ederim. Seslerini iyi duyurdular. Ama diğer üniversiteler bölündü. Antep'inden Gazi'sine kadar. Bölünen üniversitelerin bir kere üniversite niye bölüyorsun? Üniversite bir karpuz mu? Elma mı ortadan bölüyorsun? Bakın İngiltere'de Oxford vardır meşhur. Evet. Cambridge Üniversitesi 200 yıllık üniversiteler. Mezunlarıyla, mezunların bulduğu işlerle dünyanın en büyük üniversiteleridir. En kaliteli öğretim evet. üyeleriyle, birikimleriyle, yaptıkları projelerle bir markadır bunlar. Bunların bölmeyi bırak, gözü gibi bakar adamlar buna. Amerika'da Yale'den mezun olmak, Harvard'dan mezun olmak bir itibardır. Fransa'da Sorbonne'dan mezun olmak, bizim İzzettin Doğan Hoca'nın da orada şeyi var biliyorsunuz. Evet. Geçmişte kulakları çınlasın. Sorbonne'da bunu yaptılar. Nasıl yaptılar? Sorbonne 1, Sorbonne 2 dediler. Sorbonne'u bölelim de birine hacı bilmem ne okulu de ya da bir tarihi ya da dini kişilik ismi vererek olmuyor ki. Yani tarihi ya da dini bir kişinin adını binaya vereceksen başka bir şeye ver. Kur bir fakülte sıfırdan ama şimdi ben buradan bölünen üniversitenin öğrencilerine, o öğrencilerin ailelerine, kıymetli öğretim üyelerine ve çalışanlarına bir çağrıda bulunuyorum. Sizi yok sayan üniversitenizin adını, geçmişinizi sizden koparan, sizi geçmişsiz ve köksüz sıradan bir tabela, bir bina üniversitelere mahkum eden bu yönetime karşı oy verirken de lütfen gereğini yapın yani. Ya yüz binlerce öğrencisiniz, yüz binlerce aileniz var, on binlerce öğretim üyesisiniz. Biraz aklınızı başınıza alın artık. Başımıza bu gelenler yeter. Bu kadar keyifli olur mu? Şöyle bir şey söz konusu değil mi? İnsan sormadan. Açılışta tarihte önümüzdeki haftayı okurken dikkatinizi evet. çekti mi? 29 Ekim 1453'te İstanbul fethedilmiş. Fatih Sultan Mehmet 30 Ekim 1453'te İstanbul Üniversitesi'nin kuruluş emrini vermiş. Buyurun. Ya bu kadar 600 küsur, 650-700 yıllık tarihi olan bir üniversiteden diploma almak yerine dün kurulmuş bir üniversiteden diploma alacak bu tabii, çocuklar. Tabii. Üniversiteler citation dediğimiz yani uluslararası şeylere yayın yapma, atıfta bulunma filan gibi şeylerle üniversite olurlar. Sen biliyorsun. Şimdi Gazi'nin bir hocasının düşünün. Ben Hacı Bayram'dan geliyorum dese Hacı Bayram yapmışlar. Evet. Şimdi hoş geldin de sen Hacı Bayram nedir? Hangi üniversitedir? Bizi böldüler efendim. Böyle efendim niye bölüyor? Bak bölme ya. Sebebi de şu. Kalabalıkmış. Peki kalabalık azaldı mı bölününce? Ya zaten 150'ye yakın üniversite var. 151'i yap. Hacı Bayram yap. Yönetim değişmiş. Şöyle yapılır. Sina'yı yap. Mesela Gazi Tıp yani. Gazi Fen Bilimleri Üniversitesi dersin. Gazi Sosyal Bilimler Üniversitesi dersin. Ama Gazi'nin kökünü, oraya emek vermiş hocalarını, oranın mezunlarını. Gazi ya. Böyle bir şey olur mu? Gazi ismi. Adı Gazi. Öğrenciler ağlıyorlar. Adını anmak istemeyen şahsın ismini taşıyan İnönü'nün köklü üniversitede Malatya'da değil biliyorsunuz. Mi? Biliyorsunuz. Tabii. Adını anmak istemediğim insanın niye ismini taşıyan. Niye istemiyorsun? Cumhuriyeti kuranlarla ne hesabın var senin? Üniversitelere düşman, bilime düşman, uygarlığa düşman, iyi olan her şeye düşman, cumhuriyetin kurucularına düşman. Böyle bir ülke huzura, demokrasiye, barışa nasıl kavuşacak? Ben gerçekten üzgünüm. Üniversitesi bölünen tüm öğretim üyeleri de öğrencilere sesleniyorum. Diğer üniversiteler yarın Boğaziçi'nde böyler bunlar. Bakın yarın Galatasaray'da böylerler. Çünkü bunlar bilime düşman. Üniversitesi bölünen tüm öğrenciler, öğretim üyeleri rica ediyorum ailelerimizle birlikte
oy kullanırken bunun hesabını sorun sandıkta. Lütfen yani. Evet. 2003-2004 yılından beri Türkiye'de bir Suriyeli mülteci sorunu var. Ya sorma. Ve inanılmaz bu insanlar için bizim bütçemizden olmayan, fakir halkın verdiği vergilerden oluşan bütçemizden kaynak aktarıldı. Belki de dünyada en fazla kaynağı bu insanlar için biz aktardık. Şimdi mülteci nedir? Siyasi nedenlerle ülkesinde yaşama imkanı kalmamış insanların başka bir ülkeye sığınma hakkıdır iltica. Evet. Mülteci de bu sığınma hakkını kullanan insandır. Şu anda arkadaşlar ekrana getiriyor. Bakın görüyorsunuz. Türkiye'den bayram tatiline memleketlerine gidiyorlar. Yani İstanbul'dan Kayseri'ye gider gibi, İstanbul'dan Kırşehir'e, Trabzon'a, Nevşehir'e gider gibi. Bunlar da sınırdan öbür tarafa geçiyorlar Suriye'ye. Bayram tatilini orada geçirip dönecekler. Böyle iltica, böyle mültecilik olur mu? Olmaz. Bu rezillik. Rezillik. Siyasi iktidarın tamamıyla bakın mezhepçi düşmanlık politikaları nedeniyle Suriye'de, komşumuz Suriye'de iç savaşa müdahil olmasının ağır sonuçlarını alıyoruz. Şu görüntüye bakar mısınız? Bakın gidenlerin hepsi gencecik erkekler. Tabii ya. Ülkelerinde savaş var. Onlar gidip o ülkelerinde kendi topraklarına sahip çıkmıyorlar. Bakın hepsi erkek, görüyor musunuz? Biz onların adına kendi çocuklarımızı... Esat zaten kazandı savaşı. Kendi yani, çocuklarımızı şehit veriyoruz. Tabii. Arkadaşlar zamanı, tam zamanı haftanın videosunu getirin ne olur. Vakit tamam diyorsun. Haftanın videosunu getirin. Onlar şimdi Türkiye'ye bak diyor, ben de vakit tamam herhalde diyorum. Öyle bir video getireceğim ki şimdi ekranlara. Oradaki adamlar 23-24 yaşında aslan gibi adamlar ülkelerine tatile gidiyor. Benim ülkemde, benim paramla... Tabii yere zaten... Benim güvenliğini sağladığım topraklarda huzur içinde yaşıyorlar. Benim askerim Afrin'de şehit düşüyor. Türkiye'ye geçici olarak, izinli olarak geliyor ve kızıyla buluşuyor. Yorumsuz olarak Afrin kahramanımızın... Görüntüleri almayın, dövmeye devam etsin. Esin çocuğun ismi. Babası savaşa gitmiş. Sizin babanız savaşa gitti mi ya? Ya baban savaşa gitti diyorlar çocuğa. Çocuk okulunda. Belki iki aydır görmüyor babasını. Öğretmen heyecanlanmasın sınıfta diye dışarı çıkarmış. Bankta oturuyor, niçin oturduğunu bilmiyor. O sıra babasını görüyor. Bizim insanlarımız, bizim çocuklarımız bu yaşlarda bu dramları yaşıyor. Öbür adam Türkiye'de keyif çatıyor. Ondan sonra memleketine de bayram tatiline gidiyor. Tayyip Erdoğan bir de bunlara vatandaşlık falan verecek. Bunların oyalarını falan da hesaplıyor ileride. Yani yazıklar olsun ya, yazıklar olsun. Şu çocuğa ben bu acıyı çektiriyorsam eğer, o da kendi toprağına sahip çıkacak. Ve bunu söylemek de insan sevgisizliği falan değil. Ben... Her türlü iltica hakkına saygı duyuyorum. Ama o zaman sen de gerçekten mülteci gibi davranacaksın. Eğer topraklarına bayram kutlamaya gidebiliyorsan bir daha da gelmeyeceksin arkadaş. Efendim orada zaten işi temizlendi büyük ölçüde. Yani Esad'ın da bunları öldüreceği falan yok. Esad zaten çoğunluğunu yanına almış vaziyette toplumun. Esad Şam'ı da kurtardı, Halep'i de kurtardı. Tamamen temizlemiş Şam'ın etrafında. Bence Esad savaşı kazandı yani. Geçmiş olsun bunlara. Yazık oldu, milyonlarca insan öldü. Muharrem İnce bayrama giden Suriyeli'yi almam diyor.
diye demeç verdi. Muharrem İnce'yi tebrik ediyorum. Doğru laf. Sırf bu nedenle bile oyumu yani, Muharrem İnce'ye verebilirim. Sırf bu nedenle hayır, bile. Biz insanlara, yani evet. insandır ama üzülüyoruz ama evet. yeter yani bu dediğiniz gibi. Haftanın pes dedirten haberleri çocuklar. Böyle bir kategori dünyada başka bir televizyonda yok. Çünkü bizim kadar pes diyen başka bir toplum yok. Vatan ve milleti Yunan'a sattılar. Kim yapıyor bunu? Muhafazakar iktidar yapıyor. Evet, deniz nakliyat özelleştirildikten sonra filosunu kaybetmeye başladı. DN Vatan ve DN Millet isimli iki gemiyi Yunanistan merkezli, üstelik de Yunanistan merkezli iki farklı denizcilik şirketi aldı. Kuru yük gemilerinden milletin 14,5 milyon dolar, vatanın ise 15 milyon dolara satıldığı belirtildi. İşte. Vatan ve millet, ya bari isimlerini değiştirin tabii, değil mi? Tabii. Bu çok acıklı, diyecek laf bulamıyorum. Evet. Hüzün vereceğim. Sıradaki haber. Evet, askeri polisi dövdüler. AKP ilçe başkanı Nusaybin'de terör estirdi. İddiaya göre Başkan Özel, biri gazi, iki uzman çavuş ve polislerin olduğu karakolu bastı. Mardin Nusaybin'de biri gazi, iki asker, aralarında AKP ilçe başkanı Latif Özel'in bir yakınında olduğu grubun saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen askerleri polis kurtardı. AKP'li başkanın yakını da gözaltına alındı. Bunu öğrenen Başkan Özel, olay yerine gelip küfrederek yanındakilerle polisin üzerine yürüdü. Polisler linçten havaya ateş açarak kurtuldu. Vay 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 vay. Bunda ne derler biliyor musun? Parti devleti. Adam ben devletim diyor yani. Parti devlet olmuş. Evet. Devletin hukuku kalmazsa böyle olur yani. Sonraki haber. Evet. Bu da tam artık komedi. Rahmetli Yatır Yunan boksörü çıktı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıllarca yöre sakinlerinin türbe olarak ziyaret ettiği ve dilekler tuttuğu mezarın Milattan önce 3. yüzyılda yaşayan Yunan boksör Diagoras'a ait olduğu tespit edildi. Gerçek ortaya çıkınca mezar yağmacılar tarafından talan edildi. Mezarın içi ise büyük zarar gördü. İşte yani dini nasıl, yani insanların kutsalını nasıl istismar ediyorlar gördük yani. Evet. Yani maalesef. İstanbul'da işte evinin yakınına çöp dökülmesini istemeyen vatandaşlar eskiden burada türbe var diye şey yaparlardı. Demirle çevirip iki tane çaput bağlardı. Şimdi birçok insan 50 sene 60 sene sonra o türbelere ziyarete gidiyor. Bu da öyle bir örnek. Evet, sıradaki haber. 200 kişi belediyenin iftarından zehirlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nce Ramazan ayı nedeniyle her gün farklı mahallelerde iftar yemeği veriliyor. Belediye 3 gün önce Doğanlar ve Büyük Sinan'da önceki günde Yenice, Kovanağzı, Batı Hatimi'yi, Ledikli ve Arif Bilge mahallelerini kapsayan iki farklı noktada iftar düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı iftarda iki yemek firması tarafından hazırlanan çorba, etli pilav, helva ikram edildi. Yemekten sonra onlarca vatandaşta karın ağrısı, kusma ve baş dönme şikayeti başladı. İki günde 200 kişi hastanelere kaldırdı. Kim bilir ne bozuk malzeme kullandılar, ne kötü şeyler yaptılar bilinmez yani. Burada. Siz ne demiştiniz, yolsuzluk mu? Yolsuzluk mu? Siz başta hani ekonominin kötüye girmesinin... Yani çürüme öyle şey ki her yere yansımış yani. Evet. Tepeden tırnağa. Yozlaşma var toplumda. Çok bunu önlemek lazım. Ahlaki bir çöküş yani bu. Evet. Laiklik karşıtı haller. Evet, ilk haberimiz. İmam sopayı belimde kırdı. Köy okulunda din dersine giren imamın şiddetine uğrayan öğrenciler ifade verdi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başkent, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Sayın Bakan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Hacılar İlköğretim Okulu'nda din derslerine giren köy imamı Cengiz Han Demirhan'ın şiddetine maruz kalan öğrenciler mağdur sıfatıyla savcılıkta ifade verdi. Öğrenciler İmam Demirhan'ın kendilerine sürekli olarak süpürge sapıyla darp ettiğini anlatarak kendisinden şikayetçi oldu. 11 yaşındaki UD ayağım çok sıkıştığı için dışarıya doğru çıkarmış şekilde dururken öğretmenimiz gelip elinde bulunan süpürge sapıyla sol bacağımın kaval kemiğine vurdu. Ayağım halen ağrıyor ve biraz morluk var dedi.
Bu adam insanı dinden soğutur. Bırak böyle imam, yarım imam adamı dinden soğutur derler ya, bu da onun gibi bir şey yani. Sıradaki haber. AKP adayının camide verdiği iftara tepki. Camide iftar. Allah Allah. AKP Konya İl Gençlik Kolları Başkanlığı seçim öncesine denk gelen Ramazan ayını fırsata dönüştürmek için camilerde iftar yemeği organize etmeye başladı. Konya Ilgın'da Tarihi Kurşunlu Camii'nde önceki akşam düzenlenen iftar yemeğine AKP'li yöneticiler de katıldı. Ama bu yapılamaz, yasak. Vekil ya. Adayı Selman Özboyacı da camide seçim propagandası yaptı, konuşma yapmış. Kışlada, ibadethanelerde, okullarda siyasi amaçlı ne gösteri, ne yemek, ne bir şey toplamak. Bunu kim takibatla sorumlu? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Değil mi? Nerede? Hani partiler hakkında partilerin... Belki de yaparlar, bilmiyorum takibat. İnşallah yaparlar. Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olup olmadığı meselesi 24 var ya. 24 Haziran onun için çok önemli, evet. Mustafa Bey. Yani sayın izleyicilerimize 24 Haziran'ı... Ve bir haber daha var. Laiklik karşıtı haberlerde. Ensarlı Nurlu Değerler. Arkadaşlar sizi getiremediniz galiba Muratçım. Ensarlı Nurlu haberlerdi. Evet, geldi. Küçük yaşta çocuklara cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı tarafından İzmir'de çocuklara Nurculuk kitabı dağıtıldı. Değerler Eğitimi adı altında Buca Ege İhracatçılar Birlikleri Ortaokulu öğrencilerine verilen Saidi Nursi'nin Küçük Sözler kitabında yer alan ifadeler eğitimcilerin ve velilerin tepkisi üzerine okul yönetimince toplatıldı. Okullarda artık Nurculuk yani, propagandası tabii. Yapılıyor. Camilerde AKP propagandası yapılıyor. Maalesef. Ve haftanın fotoğrafı. Ama tüm bunlara rağmen ya. Hiç mi umut veren güzel şeyler olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Ah yavrum benim. Oluyor işte. Oluyor. Yağmur yağıyor diye şemsiyesini Atatürk üstüne. Canım benim. Canım benim. Irak sınırına en yakın yerleşim merkezlerinden Uludere'de çekildi bu fotoğraf. Şey. Belediye tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında türkücü Aydın Aydın'ın da aralarında bulunduğu sanatçıların katıldığı konser sırasında şiddetli yağmur başladı. Sağanağa rağmen vatandaşlar etkinliğin düzenlediği demokrasi 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nı terk etmeyerek konseri izledi. İlçe sakinlerinin sandalyeleri kapalarının üzerine tutarak yağmurdan korunmaya çalıştıkları sırada bu kızcağız, bu ufak çocuğumuz aldığı şemsiyeyi parkta bulunan Atatürk büstüne tutarak ıslanmasına engel olmaya çalıştı. İşte umut size. Bak umudun fotoğrafı bu. Bunu yetiştiren anne babaya, öğretmene de tebrikler. Cumhuriyet işte böyle ayakta kalır. Evet, iz bırakanlar. Biraz önceki fotoğrafı ne kadar insanın içini ısıtıyorsa işte bu fotoğrafta o kadar insanın içini gerçekten karartıyor. Yaşadığına pişman oluyor insan. Taksim'de çekildi bu fotoğraf. İstanbul'un belki de Türkiye'nin merkezi Taksim'de. Gidenlerin gelenlerin arasında bir çocuk, kimliği haberde belirtilmemiş ama 15-16 yaşlarında bir çocuk geceyi bu şekilde geçirmiş. Sabah ilk saatlerde çekiliyor bu fotoğraf. Günün ışıdığı saatlerde ısınabilmek için köpeğine sarılıyor. Yalnız, hiç kimsesi yok. Ona kol kanat geren sosyal devlet yok. Ve bu fotoğraf bugün Türkiye'sini belki de en iyi anlatan karelerden biri. Maalesef. Ben her geldiğimde İstanbul'da bu tür sahnelerin sokaklardaki çocukları, tinercileri görüp arttığını görmekten de büyük üzüntü duyuyorum esasında. Vallahi bence sadece haftayı değil, dönemi, çağı özetlediği için bugünkü iz bırakanları bu fotoğrafın üstüne başka söz söylemeye gerek kalmadan bitirmek istiyorum. Bir tek haftanın haberi var arkadaşlar, o kaldı. Eğer onu ekrana getirebilirseniz sevinirim. Kopya vereyim Murat.
İlk önce izleyicilerimiz başlığı okusun, haberi görsün. Evet. Cumhurbaşkanlığına özel koruma. Şimdi Cumhurbaşkanımız korunmuyordu ya. Nasıl korunmaz? Arkadaşlar pencere açın, Sayın Bakan'ı verin ekrana. Korunmuyordu. Korunmuyordu ya. Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü de kurulmuş. Bakanlar Kurulu'nun bu konudaki kararı resmi gazetede yayınlanmış. Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın kadrosundan seçilen personel Cumhurbaşkanı'nın koruma ekibine dahil olmuş. Cumhurbaşkanı'nın yurt içi miting, açılış, toplantı ve benzeri programlarında görev alacak ekipte keskin nişancılarla suikast ve terör saldırılarına karşı uzmanlar da bulunuyormuş. Yani bir yere gittiğinde 300-400 kişiyle gidiyor. Toplam sadece onu siz korumakla... Siz onun konvoyunu bir gördünüz mü, rastladınız mı? Gördüm. Sadece onu korumakla personel sayısı, başka hiçbir işi olmayan personel sayısı binlerle ifade ediliyor. Şimdi buna çok özel yetiştirilmiş, terörde falan görevli, keskin nişancılar da dahil edilmiş. Ben İngiltere'de görevim gereği kurslara uzun süreli kaldım filan. Oralarda Avrupa'nın birçok ülkesinde başbakanların, bakanların veya şeyin nasıl gezdiğini gördük ve bunları gördük. Saltanat şeyi gibi geçiyorlar, saatlerce arabalar geçiyor. Evet. Neler geçiyor? Kamyonlar, traktörler eksik bir tek arkadan geçen yani. Zırhlı araçlar, zırhsız araçlar, minibüsler, otobüsler, felaket yani. Evet arkadaşlar, Bülent Çelik'in kral çıplak karikatürlerini de veriyoruz. Ama, ve abartı var yani bu işte çok. Evet çok. Kral. Evet, bu sırada neden herkes spor ayakkabı giymeye başladı anlayamıyorum diyor. Yanındaki herkesin ayağında spor ayakkabı var. Sizce neden giymiş olabilirler? Bence herhalde 24 Haziran sonra kaçmak için. En hızlı kim kaçarsa canını kurtaracak herhalde. Ne diyeyim? Güzel bir şey. Ben öyle yorumladım, bilmiyorum. Evet, şey ne düşündü? Bülent'in diğer karikatürü. Evet, geldi ekrana, ben bekledim. Bu ara gündem oluşturmada çok geri kaldık, çok diyor. Sahnede bisikletle giden bir Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, biliyorsunuz, gençler bisiklet hediye etmişti. Ben makam arabası kullanmayacağım. Doğru. Çankaya Köşkü'ne. Fakat gündemi belirlemekten Muharrem İnce onu birazcık ekarte etti yani. Muharrem İnce iyi yapıyor yani. Bence ben beğeniyorum. Doğru çıkışlar yaptı ve Tayyip Erdoğan birazcık kimyasını bozdu gibi sanki. Program müdürümüz Hilal Solmaz, program sorumlumuz Ceren Doğan, yönetmenimiz Murat Erdoğan, montajda Özgür Kara, kameramanlarımız Hasan Ataş, Ali Akan, KJ operatörü ve ana kumanda Murat Kaytan, ses Ercan Arslan, Tom Meister, Hayati Tokmak ve çaylarımızı getiren, güzel demli çaylarımızı getiren Kamil Turan'a çok 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 teşekkür ediyorum, ama teşekkürlerin en büyüğü ta Ankara'dan kalkıp görevi kırmayan sevgili dostum. Cem TV bizim için çok özeldir, tüm çalışanlarına, İzleyenlerine, hepsi bizim canlarımız. Çok sevgilerimi söylüyorum. Çok size davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz son sözü programlarımızda konuklarımız seçtikleri kliplerle söylüyorlar. Evet. Bu hafta ne çalalım dediğim zaman ne dediniz? Evet, ben 24-25 Haziran'da güneşli güzel günleri bekliyorum. Güneşli güzel günler göreceğiz çocuklar. Çocuklar, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Hepinize iyi hafta sonları. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar,
motorları maviliklere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap, açılır kara kaplı bir kitap. İhtiyaçlarınız için bekliyoruz.